benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydı. Ay, kıyamam. Kızlarınızı buldum. İyi ki buraya gelmişim. Çok samimi söylüyorum. İyi ki siz var. Yaşında genç bir kadın. Merve Nur'un sevgilisi Merve'nin Antalya'da iş hanında tutulduğunu söylemiş. İş hanındaki korkunç manzara. Gökhan Neytin'de üst başı hep çırılçık baktı. Merve üstünde battaniyeyle titriyordu dedi. Ürkütücü iddialar. Cüneyt o gün giydiği kıyafetleri de çöpe attı diyorsun. Bu önemli. Ve kan izi vardı diyorsun. Kapının bitmeye yakın yerinde 3 tane damla kan donmuştu abla, gördüm. Çok kez karşılaştık hani o günden sonra. Karşılaştınız, hiç bu mevzu geçmedi mi aranızda? Yok, hatta kendisi de bize soruyordu Merve'yi gördünüz mü diye. 4 aydır gizlenen gerçekler. Merve'nin üzerinde çarşaf var. Cüneyt'in üzerinde kırmızı bir bordrum aradı. Cüneyt bana mı dedi. Öyle deyince ben aşağıya hemen atladım. Ben o şekilde korktum abla. Çünkü sen yukarı zaten çıktığında Merve hayatta değildi. Suç senin üzerine de yıkılır diye korktun, kaçtın. Merve Nur Polat'ın şüpheli kaybıyla ilgili gelişmeler az sonra Müge Anlı'da. Fatma! Neredesin? Ben senin ağrıma geldim. 3 aydır kayıp bir kadın. Bir yerde bacağı kırılmıştır veya herhangi bir kalp krizi geçirmiştir. Ölüsüne dirisine ulaşırız diye umut ediyorduk. Ama o anda sanki ümitlerimiz kesildi. Kestane toplamak için çıktı, bir daha izine rastlanmadı. Ölüsü de olsa kemiklerini de bulsak biz bu olayın ardında kalmayacağız. Bulmak istiyoruz. Seni yalnız bıraktım. Yürümeşin. 67 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Şeri'ye ne oldu? Az sonra Müge Anlı'da. Evimde bana bir tane eşya bırakmasın, bir bardak bile bırakmasaydı keşke, ama Aras'ı almasaydı. Evlerine hırsız girdi, Aras köpeği de götürdü. Ama bayağı tasmasını takmış, tamam, götürmüş. Kendi köpeği gibi götürüyor. O olmadan ben yaşayamam, o benim her şeyim. Konya Sedirler'de saat 5 ve 6 civarı parkta Aras'ı görmüşler. Aras kimin yanındaysa Konya ve civarındaki izleyicilerimizden rica ediyorum, gidin teslim edin. Aynen. Ebru Göktaş'ın can dostuna hasreti son bulacak mı? Az sonra Müge Anlı'da. 39 yıl önce evlatlık verildi. Göbek bağım üzerinde duruyormuş. 1-2 günlük bir bebekmişim. 4 yıl önce haberi oldu. Isparta doğum evinden almışlar beni. Bu hastalığı öğreneceği kadar her şey süperdi. 3 ay önce lösemiye yakalandı. Elimizi çabuk tutmamız gerektiği söyleniyor. İlik nakli için biyolojik ailesini arıyor. Ben daha doyamamışken kaybetmek istemiyorum. Benim muhakkak biyolojik aileme ulaşmam lazım. Erman Akalp'in film gibi yaşam öyküsü az sonra Müge Anlı'da. Mutluluk da yüzünde. Hayatın olmazsa olmazı. Önemli olan anı yaşamak, güzellikleri paylaşarak arttırmak. Olaylar karşısında gücünüzü yitirmeyin. İyi insanlar birlikte olursa tüm zorlukların üstesinden gelinir. Bugün trafik çok yoğun. İzliyordur şimdi. Lüks arabasının televizyon koltuğundan buradan ona da özel selamlarımı göndereyim. Ya bakar
mısınız? Mart geldi. Nereden anladık? Martiniçka'dan. Ay Martiniçka mı olmazsa olmaz. Evet, Mart'ın geldiğini nereden anlıyoruz? Bir dilek diliyoruz, değil mi? Kıyafetinizin abla. Renklerine de çok ondan uydu sonra ama. Ne kadar yalnız siz de evet. Bu Martiniçka'da şeysiniz, eskiden şöyle bir kırmızı beyaz şey takıyorduk. Şimdi artık olayı aşmışsınız. Kalpler, marpler çok güzel. Dur bir tane dilek dileyim dur konuşmaktan. Sonra bunu takıyoruz. Sonra uçan bir leylek görüyoruz. İnşallah. Sonra da çiçek açmış bir erik ağacı görüyoruz. Bunu oraya takıyoruz. Benim sevgili seyirciler biliyorsunuz leylek göremediğim için martıyla idare ediyorum. Erik ağacı da bulamadığım için hangi ağaç çiçeklenmişse onu asıyorum artık. Valla çok güzel. Çok teşekkür ediyorum Gülbi abla. Bunu sanırım Bulgaristan göçmeni vatandaşlarımızın adetiydi. Mart gelince Martiniçka takmak. Şimdi görünce hemen söylemek istedim. Bugün mutluyum. Neden? Öncelikle size çok güzel haberlerim var. İlk haberim Bartın'dan. Bugünkü alkışlarımız Bartın Kaynarca İl Jandarma Komutanlığı'na gitsin. Çünkü 16 yaşında aradığımız kızı Jandarma Komutanlığı buldu. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Fakat ifade işlemlerinin ardından yurda gitmek istemiş. Evet. Fakat aldığımız duyumlara göre bize geri dönmek istiyor şu an. Dedesi bugün görmeye gidecek. Allah çok nasip güzel, ederse, çok evet. Güzel. Çok seviniyoruz biz de. Gözünüz aydın. Ya biraz korkuyorlar da kabul de etmek lazım. Tabii. Gerçekten çok küçükler. Ya yaşı çok küçük. Her türlü şekilde kandırıldı gitti. Ama size çok teşekkür ederim. Sizi buraya çıktık ve akşamına tek... Teslim ettiler yani. Korkudan meydana çıkmak zorunda kaldılar. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Biz de çok mutlu oluyoruz hayatım. Gözün aydın olsun. Evet. Bence çok abartmaya da gerek yok işte. Adı üzerinde çocuk. Yani yetişkin evet. İnsanlar neler yapıyorlar da çocukların yaptıklarının üzerinden konuşulmaması gerekiyor. Hepimizin başına gelebilir. Evet, aynen. Buraya aynen. Gelmenin de bence bu anlamda hiçbir sakıncası yok. Kimse de kınamasın. Herkesin evladı var. Evladı onların yarın bir gün torunu olacak, yeğeni var falan. Böyle şeyler düşünmeden çocuklara destek olmak hiçbir lazım. Hiçbir şekilde yani çekinerek gelmedim hiçbir şekilde. Çünkü çocuğum, sonuçta çocuğum yani. İlk öncelik çocuklar benim için. Yani bütün anne için öldür yani. Anneler niçin yaşar? Çocuklar için. Öncelik çocuklar. Bravo. Ben öyle biliyorum. O Ege'yi de bulmuşlar ikisini bir. Ege'ye açık gözü bulmuşlar ama ifadesini alınca salmışlar. Onun yani, da yaşı küçük ama galiba. Hayır, askerlerini yapmış. Öyle mi? Ben onu evet, düşünmüyorum. Evet, askerlerini geldikten sonra mesela bu işleri yaptığı için ben tutuklanmasını istiyorum. Cezasının sonuna kadar almasını istiyorum. Sana şöyle söyleyeyim. O zaman askerliğini yaptıysa yani 20'li yaşlarındaysa evet. Şimdi buradan hemen arkadaşlarımız sana yardımcı olurlar. Direkt sayın savcımıza çık. Buradan gittikten sonra tamam. Bu talebini ilet. Orada hep söylüyorum ne yazık ki uygulamada böyle görülüyor. Sanki hani serbest bırakıldı gibi gözüküyor. Aslında serbest kalmıyorlar. Ama halkın üzerinde böyle bir izlenim yaratılmasından ben de hoşnut değilim. Aynen. Evet, eğer o yetişkinse 16 yaşındaki çocuğu kaçırmanın suç olduğunu bilmeli ve ona göz koymamalıydı. Hiç kimse de kusura bakmasın. Ben size ne diyorum? Bakacaksınız, soracaksınız ismini. 2000 doğum tarihini. 2000 ile başlıyorsa hiç... Bay bay. Güzel kardeşim diyeceksin, arkanı döneceksin, gideceksin. Edep bunu gerektirir. Dur bunu da söyleyeyim. Şimdi güzel bir tane daha çok mutlu olacağınız bir haber var. Çünkü ben çok mutlu oldum. Onu bir sonraya saklayacağım. Bu da çok hoşuma gitti. Ben her zaman söylüyorum gençliğe çok güveniyorum. Bilmiyorum öyle ne kuşağı, X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı ama... Çok müthiş bir gençlik geliyor. Buna çok samimiyetimle inanarak söylüyorum. Özellikle üniversite gençliğine bayılıyorum. Geleceğimiz onlara emanet. Ve yine Kafkas Üniversitesi bu kez göğsümü kabarttı. Kafkas Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Şahin Bülbül anlamlı bir plaket ve video gönderdi. Şimdi ne yapmışlar biliyor musunuz? Ekonomi ve girişimcilik dersi kapsamında öğrenciler el işleri yapmışlar. Sonra bu el işlerini gitmişler satmışlar. Bununla para kazanmışlar. Sonra gitmişler bu elde ettikleri gelirle tablet almışlar. Sonradan da demişler ki biz bu tableti nereye göndersek de yerine ulaşır. Ve Müge ablalarına göndermişler. Bir tane de plaket göndermişler. Sayın Müge Anlı, Kafkas Üniversitesi Dede Korkut
Dede Korkut Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2020-2021 akademik yılı güz dönemi ekonomi ve girişimcilik dersini alan öğrenciler tarafından ekranların en güvenilir yüzü olarak seçilmiştir. Doçent Doktor Şahin Bülbül. Çok teşekkür ediyorum size. Bir de bir videoları var, onu da izleyelim. Merhaba Sayın Müge Anlı. Ben Kafkas Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Şahin Bülbül. Biz bir dönem boyunca ekonomi ve girişimcilik dersi altında sınıf öğretmeni adaylarıyla birlikte bazı projeler yürüttük. Bu projeler kapsamında bir miktar para kazandık ve parayı nasıl değerlendirelim diye kendi aramızda konuştuğumuzda tablet almaya karar verdik. Bu tabletlerin ulaştırılması kiminle daha doğru olur, kimle daha çok güvenebiliriz diye sorduğumda öğrencilerime, onlar da sizin isminizi söylediler. Ekranların en güvenli yüzü olarak sizi seçtiler. Bu seçimin sizin tarafınızdan hatırlanması, güzel hatırlanması için bir plaket hazırlandı. Umarım kabul edersiniz ve tabletlerin de ihtiyacı olan öğrencilere ulaşması konusunda yardımcı olabilirsiniz. Çok seviniriz, teşekkür ederiz. Kars'tan selamlar ve sevgiler. Aleykümselam. Çok teşekkür ediyorum üniversite öğrencilerimize. İyi ki varsınız. Zaten böyle öğrenciyken bunları yapmanız ileride neler yapacağınızın da göstergesi hocanızın nezdinde. Bir kez daha gözlerinizden öpüyorum. Ve gelelim güzel haberimize. İşte bazen hayatta kısmete inanır mısınız bilmiyorum, şansa. Ben inanırım. ATV haberi izlerken orada bir kız görmüştüm, Ebru Göktaş. Evine hırsız girmişti. Evine hırsız girmesi üzücüydü tabii ki. Ama bazı şeyler yerine konabilir, bazı şeyler var yerine konulamaz. Evdeki köpeği de alıp gitmişti hırsız. Ve Ebru'cum iki gözü iki çeşme ağlıyordu. Bir haberimizi hatırlayalım. Konya'da yaşayan Ebru Göktaş ve annesi evlerine giren hırsız tarafından çalınan köpekleri arası arıyorlardı. Hırsızı da anlamıyorum ya. Evimi götürsün. Evimde bana bir tane eşya bırakmasın. Bir bardak bile bırakmasaydı keşke. Ama arası almasaydı. Arası görenler lütfen arasın 155'i. Çünkü o olmadan ben yaşayamam. O benim her şeyim. Bu hırsız. Evet. İçeri giriyor. Kişi, aynen. Sonra çıkışta baktım Aras peşine takılmış. Gidip bakar mısınız yandan? Elinde gidiyor. Ha, bunun elinde şeyi de var. Tasması da var. Aras evde tasmayla gezer. Ha bu bayağı tasmasını takmış tamam, götürmüş. Kendi köpeği gibi götürüyor. Genç kız yayına gireceği dakikalarda telefonuna gelen mesajdan söz etti. Fotoğraftaki köpeğin Aras olduğunu düşünüyordu. Haberden sonra iki ihbar aldım. Biri fotoğraf çekilmiş Aras'la. Onu bana gönderdiler sosyal medyada. Aras mıydı peki? Aras. Gözünden tanıdım. Bir de Konya Sedirler'de saat 5 ve 6 civarı parkta Aras'ı görmüşler. Bu kişi Aras'la fotoğraf çekiniyor. Ve ben bunu dün aradım. Numarasını attılar. İlk önce köpek yok bende dedi. Bugün yayına çıkmadan önce yazıştık. Köpeğinizle fotoğraf çekindim diye hırsız mı oldum dedi. Ben de hırsız değilsiniz bana yardımcı olun dedim. Hakaret ve tehdit aldım. Mahkemede görüşürüz dedim ben de. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı bu defa sevimli Aras'ı yanında bulunduranlara seslendi. Beyefendi size hırsızsınız diyen yok. Belki hırsız aldı size verdi. Aras kimin yanındaysa belki size sattılar. Belki bakmanız için verdiler. Konya ve civarındaki izleyicilerimizden rica ediyorum. Zaten Aras herhalde ismine duyarlıdır. Duyarlı. Aras deyince bakacaktır. Gidin bir karakolun teslim edin. Aynen. Ebru da gitsin köpeğini alsın. Hatta bulana para ödülü de vaat ediyor. Ne güzel işte. Bu köpek size alışmaz ki. Herkes yapamaz. Kendi yaşadığı ortamını ister. Bizim sizi bulmamıza gerek yok. Siz bizi bulun. Köpeği teslim edin. Sen sağ ben selamet. Vallahi biliyorsunuz son dönemdeki taktiğimiz bu yani. Aramaya gerek yok. Nasıl olsa bulacağız. İyisi mi biz sizi bulmadan siz bizi bulun. Yine öyle oldu. Efendim Aras'ı 500 lira karşılığında satın alan aile bizi aradı. Ve Aras'ı annesine teslim etti. Konya'daki evinden çalınan can dostu için gözyaşları döken Ebru Göktaş'ın tek isteğiydi. Her şeyim dediği Aras'a bir an evvel kavuşmak. O olmadan ben yaşayamam. O benim her şeyim. Bu
hırsız. Bu hırsız. Evet. İçeri giriyor. Kişi, aynen. Sonra çıkışta baktım Aras peşine takılmış. Gidip bakar mısınız evet, yandan? Elinde gidiyor. Ama bayağı tasmasını takmış tamam, götürmüş. Kendi köpeği gibi götürüyor. Haberden sonra ihbar aldım. Konya Sedirler'de saat 5 ve 6 civarı parkta Aras'ı görmüşler. Aras kimin yanındaysa Konya ve civarındaki izleyicilerimizden rica ediyorum. Gidin teslim edin. Aynen. Ebru Hanım'ın Aras'ı olan özlemini dindirecek haber programımızın hemen ardından geldi. Yayınımız üzerine yeni aldıkları köpeğin Aras olduğunu anlayan bir aile ihbarda bulununca genç kadın da Konya'ya doğru yola çıktı. Bebeğim. Rapor. Polis. Korkutmuş taraf. Evet. Kirlenmiş bir de. Mert abi selam ver demek anlayan. Günler süren hasret son bulduğunda Ebru Göktaş sevimli dostuna sıkı sıkıya sarıldı. Aras'ın da annesini özlediği her halinden belli oluyordu. Aras gel paşa. Ne yaptın anne akşam kaç gündür? Annesini öldürüyor mu? Yalnızca Ebru Göktaş değil bir diğer can dostu da Aras'ı yeniden gördüğü için çok heyecanlıydı. Kuzum, annesinin gülü. Taneli Paşa. Müge Anlı ve ailesine çok teşekkür ediyoruz biz Aras'la. Aras şu an çok şımardı. Bir sevimli pati daha Müge Anlı sayesinde ailesine, sıcak yuvasına geri dönüyordu. Alkışlarla anne oğlu stüdyomuza çünkü kalktılar geldiler. Evet. Bu mutluluğu bir de burada görelim diye. Bu kadar mı? Bak 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 bak. Hoş geldiniz. Aras sen nerelerdesin? Hoppa teyze. Sen niye birinin peşine takılıp gidiyorsun oğlum? Bak 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 bak. Ay 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 ay. Aras ah yine herhalde korktan. Oğlum çok sen niye gidiyorsun ya öyle başkalarıyla? Hiç gidilir mi? Isırsaydın ya sen onu. Niye ısırmadın anneciğim? Niye ısırmadın paşa? Sen de öğretsenize bunu böyle çocuklara. Ellettirmeyin. Isırıyor normalde. Hı. Sen niye ısırmadın o hırsızı? Isırsaydın ya sen o hırsızı. Biz seni aradık. Bak bulduk ay seni. Ay lütfen şu aşka bakar mısın? Ya bu manzarayı gören nasıl bu can dostlarının ailenin bir parçası olduğunu ne olur anlasınlar artık. Şaşırdı bu da. Çok ben ağlamış. Ben şimdi ürkmüştür diye ellemiyorum. Aynen çok korkmuş. Korkuyor bayağı ağlamış belli çok gözlerinden kötü falan. Gözleri akmış, üşütmüş, öksürüyor. Ya ay canım benim ya. Kümesle beslemişler. Kümesin içine koymuşlar. Kümesin içine koymuşlar. Ah ya. Yıkayamadım simsiyah olmuş. Hasta diye de yıkayamıyorsun değil mi? Hı. Ah canım benim çok güzelsin. Gel otur gel nasıl buldun anlat bakalım şimdi. Şimdi anlatacağım. Hadi anlat bakalım. Gel oğlum. Bakıyorum annesinin, anneannenin de yüzü gülüyor. Siz anneanne oluyorsunuz evet herhalde. Şimdi anlatalım mı? Anlat bakalım hadi güzel dinleyelim. Öncelikle sizin sayenizde size çok çok teşekkür ediyorum. Siz olmasaydınız. Ben aracıyım. Rabbim nasip ediyor, birini vesile kılıyor. İnşallah o vesile olmayı almasın elimden. Ya ben de mutlu oluyorum. Siz olmasaydınız şu an biz burada yoktuk. Belki daha kötü şeyler gelecekti Aras'ın başına. Yayından sonra bir telefon geldi bana. Dedi işte köpeğiniz bende, nasıl sizde falan dedim. İşte köpeğinizi bana sattılar dedi. Tamam dedim. Hemen bir görüntülü konuştuk akşamına. Baktım Aras. Beni görünce gülmeye başladı Aras da. Ondan sonra dün Konya'ya gittim. Akşam köpeğimi almaya gittim ama çok büyük bir talihsizlik yaşadım. Parasını verecektim hani zararını karşılayayım diye. Bana ters davrandılar, üstüme yürüdüler. Hakaret, tehdit, polisler geldi. Gece 2'ye kadar karakoldaydık. Darp edildim. Allah Allah. Ama Lale Bahçe Polis Karakolu'na çok teşekkür ediyorum. Arası onların elinden kurtardı. Niye hem çağırıyorlar da hem bunu yaşıyorlar? O görüntüleri de verir misiniz? Nasıl annesinin tepesine çıkıyor en sonki görüntüler? Niye hem istiyorlar hem vermek istemiyorlar? Ya dedim ki hani fotoğraf çekineceğim çocuğumla. Çekinemezsin, sen kimsin, ne oluyor sana? Hani bir miktarda anlaşmıştık, onun 2-3 katını istemeye başladılar.
Ya ben dedim, ben zaten Allah'tan korkan bir insanım. Siz benim çocuğuma kaç gündür bakmışsınız. Ben bunu hani boş çeviremem sizi. Hani kul hakkına girmem kesinlikle dedim. Ama hani bir anda bana ters yaptılar. Bir adam, araba dolusu adam çağırmışlar benim dövmeleri için. Çok karma karışıktı. Sonra ama yine Aras bende. Evet. Allah onlardan da razı olsun. Neydi, güzel bahçe mi? Anlamadım. Neydi karakolun adı? Lale Bahçe Polis Karakolu. Lale Bahçe Polis, evet. Karakolu. Teşekkür onlardan ediyoruz. Allah, bak karakolun adı da güzelmiş. Evet. Onlar da sonuçta oğlunu sana kavuşturdular. Ya bu karakollarda da neler yaşanıyor. Yani gidip bir yıllık şeylerini alsak. Evet. Vakaların neler olduğunu. Vakalarını alsak neler neler yani. Ama iyi ki siz de o gün haberi izlemişsiniz. Eğer izlemeseydiniz biz burada olamayacaktık. Aras hala işte, bulamayacak. Gerçekten ona inanıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Çok kıymetli olduklarının farkındayım. Evet. Bunu böyle buzdolabı gibi insanlar oradan oraya oradan oraya alıp veremezler. Bunu bir anlasalar çok iyi olacak. Bunların da canı var. Aynen. Bak annesinin koynunda. Belli ki ağlamış, gözlerinin çok altı ağlamış. Kıpkırmızı. Böyle durmaz ki, bunlar çok yaramaz hayvanlar. Hı-hı. Sonuçta ama ne kadar korkak ve ödlek. Yani hastalanır. Hı-hı. Yediğini yemez. Ya bunlar da evlat gibi ya, lütfen yani. Hani zaten hani gidip birinin evini soymak son derece yanlış. Ama gidip oradaki kediyi köpeği almak ne demek? O gelse bile. Yani en azından evini soyduğunuz insana bir şıklık yapın ya. Zaten girmişsin eve. Alıyorsun her şeyi. Bir de gidiyorsun canını alıyorsun oradan. Ya evladını almak. Yani terbiyesiz adam. Zaten sen hırsızsın. Zaten onların canını yakıyorsun. Daha bu kadar. Yani ne bileyim, hırsızın bile adaplısı var. Bunlar iyice zıvanadan çıkmış. Eşeği suya kaçırmış yani. Aynen. İnsan alır mı köpeği ya? Ya evin bir ferdi o. Bir canı. Yani şu manzarayı seyreden zaten hani o yavrucağın ne kadar annesine düşkün olduğunu, o aileye ne kadar ait olduğunu anlar. Yani nasıl yapılır? Ay bu hastalanmış yani. Ama ne içiyor bu? Antibiyotik mi verdi? Şey verdim, sakinleştirici verdim. Uçağa bindik ya bir de. Öyle mi? Tabii. Ay bu çok tatlıymış bu. Bak teyze. Sen normalde olsan ben seni biliyorsun değil mi? Yerdim. Hı-hı. O böyle ağzını tutup. Bak bak. Teşekkür et hadi. Ay. Annem. Ay 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 yani. Valla hala evinde köpek beslemeyenler varsa, ben kedi beslemediğim için kediyi katmıyorum ama kedi besleyenler de aynısını söylüyor. Senin kedilerin evet, de var. Evet, kedilerim de var. Ben köpek beslediğim için söylüyorum. Hala köpek beslemeyeniniz varsa hayatın çok büyük bir renginden mahrum yaşıyorsunuz. Size evet. O kadar söyleyeyim. Kedi için de ben söyleyebilirim. Ben de bir kedi dostu ve kedi besleyen biri olarak gerçekten can olmak. Ailenin hep canı. Öyle. Yani şimdi papağan olanlar diyecekler ki Müge Hanım papağan da öyle. Kanaryası olanlar öyle. Evet benim kanaryam falan da vardı ama köpek başka bir şey ve keşke hepimiz köpek gibi olabilsek ya. Keşke. Vallahi. Bak bunu köpek besleyen birisi olarak söylüyorum yani. Keşke. Köpek gibi sevgi dolu, köpek gibi vefalı. Sadık. Vefalı, çok vefalılar. Evet. Yani. Şimdi ben eve gidiyorum, evde o kadar kişi var. Kim geliyor? Lokum geliyor. Yani. Çıkayım dışarı, ayakkabılarımı unutmuşum mesela. Çıkayım dışarı, tekrar geleyim, unutuyor benim evde olduğumu. Gene karşılıyor. Sanki haçtan gelmişim. Oğlum diyorum, 10 dakika evvel karşılaştık ya diyorum. Zaman mefhumları yokmuş anladığım kadarıyla. Her gördüklerinde çok seviniyorlarmış. Evet. Kaybetti sanırım. İşte hayata aslında böyle baksak hepimiz ne kadar mutlu olacağız. Tabii ki. Biz de yanımızdaki insanları zaten benim elimde diye böyle hömdürü hömdürü kaçıran varlıklarız. Bunlar işte unutuyor senin 10 dakika önce evde olduğunu. Yine geldiğinde yine seviniyor. Sana büyük bir mutluluk veriyor. O seni sevdiği için sen de onu seviyorsun. Aynen. O yüzden bunun mutlaka cinsleri vardır. Köpek alamayanın kedi ama çocukların mutlaka bu hayvanlarla büyümesi gerekiyor diye düşünüyorum. Alerjim var diye düşünenler varsa bizim evdeki alerji herhalde ülkenin yarısında yoktur. Ama ona da iyi geliyor. Hadi bak, bir, bir buçuk ay alerjinin dibini yaşıyorsun, sonra o da bitiyor. Lütfen kimsenin de kedisini köpeğini çalmayın. Güvenlik kamerası görüntülerini buldun mu? Hiç kaçarınız yok yani. Aynen, çok teşekkür ederim. Yani, gözün aydın tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Efendim. Evet.
Birine evladım demesi için, evladım demek için onun kendi türünüzden bile olmasına gerek yok. İşte Ebru ile köpeğin arasındaki evlat ilişki. Ya. Ve birine evlat demek için illaki aranızda kan bağının da olmasına gerek yok. Ben sabah ağlamamak için makyajım akacak diye açıkçası kendimi zor tuttum, havalara bakarak izledim bandı. Efendim 1982 yılında aile bir evlat ediniyor, bir çocuk evlat ediniyor. Çok seviyorlar çocuğu. Çocuk yakınları söyleyene kadar evlat edinildiğinin bile farkında değil. Ailenin göz bebeği. Anne sonra onu evlat edinen anne vefat ediyor. Ama annenin kardeşleri kardeşimizin hatırasıdır diye yine Erman Akarp'a sahip çıkıyorlar. Erman çok mutluyken 3 ay önce bir haber alıyor ve kan kanseri olduğunu öğreniyor. Şimdi Erman'ın tek şansı onun biyolojik kendisinin biyolojik ailesini bularak onlardan ilik nakli yaptırması. İşte o şu an Antalya'da, oradan buraya gelemiyor. Ama kim geldi biliyor musunuz onun yerine? İşte onu evlat edinen aile fertleri. Teyzesi ve dayısı stüdyomuzda olacak. Evet, ne güzel. Evladım dedikleri yeğenlerinin biyolojik ailesini bulmak istiyorlar. İlik nakli dediğiniz şey çok zor bir şey değil yani. Bugün ben de Erman'la gidip test yaptırıp eğer tutuyorsa verebilirim. Bir günlük bir iş, hiç problem değil. Biyolojik ailesini acilen bulmamız lazım. Hadi bandımızı izleyelim. Bu güzel dayıyı ve teyzeyi de şöyle baş köşede misafir edelim. İlik nakli için de biyolojik ailenden kardeşlerimin olması gerekiyor öncelikli olarak. Bu yüzden de benim muhakkak biyolojik aileme ulaşmam lazım. Adana'da yaşayan 39 yaşındaki Erman Akalp, 1982 yılının Ocak ayında Isparta'da bir hastanede evlatlık verildi. Yıllarca bir kez olsun bile şüphelenmediği gerçekte yaklaşık 4 yıl önce yüzleşti genç adam. Nişanım için akrabalarıma haber vermeye gittiğimde bir akrabam birlikte otururken bir anda sana dedi bir şey söyleyeceğim ben dedi. Senin dedi annenler evlatlık aldılar dedi. Tabii çok üzüldüm yani. Dünya başıma yıkıldı denebilir. Sonra kendi aileme gittim. Onlar ilk başta yok dediler. Sonra kabul ettiler. Isparta doğum evinden almışlar beni. Beni eve getirdiklerinde bu hastanelerin kullandığı o zaman yeşil beze sarılı olarak getirmişler. Ve kolumda da bir isimlik yazıyormuş. Ali İhsan Yıldız ya da Halil Yıldız gibi bir isim yazıyormuş. Göbek bağım üzerinde duruyormuş. Muhtemelen 1-2 günlük bir bebekmişim. Yani benim tahminim 29 Aralık 1981 ile 4 Ocak 1982 arasında herhangi bir gün olabilir. Evlatlık alındığım aileye geldiğim tarih benim 4 Ocak 1982. Nüfus cüzdanına da öyle kaydetmişler. Teyzesi, dayısı, halası derken büyük bir aileye ve mutlu bir hayata sahipti. Evlatlık olduğumu ben hiç hissetmedim. Çok güzel bir hayat geçirdim, süperdi. Ya bu dünyaya bir daha gelsem yine aynı aileye gelmek isterim. Yani ben Sülhane'nin göz bebeğiydim. Hala öyleyim zaten. Annem zaten 17 yaşında vefat etti. Babam yurt dışında. Annem öldükten sonra evlendi o. Yalnızca genç adam değil, aile bireyleri de son derece düşkündü Erman Akalp'e. Teyzesi de dayısı da bir yeğenden çok evlat gibi görüyorlardı onu. O bizim elimizde büyüdü. Annesinin hatırası o bize. Allah benim ömrümden aslında ona versin diyor. Evlatlık gibi değil, kendi evladımız gibi. Yetiştirdik, okuttuk, büyüttük. Yani sadece soy ismi değişik. Benim evladım Erman. Hiçbir problem yaşamamıştı Erman Akalp ailesiyle ta ki 3 ay önce lösemiyle tanışana kadar. Şu hastalığı öğreneceği kadar her şey süperdi. 26 Kasım'da lösemi teşhisi kondu. 2-3 aydır da tedavi görüyorum. Bu hastalığın tedavisinde ilik nakli şart. Elimizi çabuk tutmamız gerektiği söyleniyor. İlik nakli için de biyolojik ailenden kardeşlerimin olması gerekiyor öncelikli olarak. Bu yüzden de benim muhakkak biyolojik aileme ulaşmam lazım. Uzun yıllar boyunca Erman Akalp'le aynı hayatı paylaşmayı dileyen eşinin de tek isteği ilik nakli için en kısa sürede genç adamın biyolojik ailesinin bulunması. Bugün var yarın yok olabilir. Hani ben daha doyamamışken kaybetmek istemiyorum. Eğer bizleri duyuyorsanız, bu olaya şahit olan, bilen, daha 3 sene oldu beraber olalı. Bir 30 sene, 40 sene, 50 sene beraber yaşamak istiyorum. Lütfen bizlere ulaşın. Erman'ımı bana bağışlayın.
3 aydır hastalığını yenmeye çalışan Erman Akalp'in her daim yanında olan teyze ve dayısının da tek isteği genç adamın bir an evvel hem biyolojik ailesine hem de sağlığına kavuşması. Her şeyden önce o ailesine kavuşsun, o da bir büyük geniş bir aile olsun, yeter ki çocuğumuz iyi olsun. Birinci derecede akrabası ihtiyacımız var. Çocuğun hayatı buna bağlı. İnşallah bir an önce bulur, biz de bu derdimizden kurtuluruz, çocuk da kurtulur. Lösemiyle verdiği mücadelede biyolojik ailesinin yalnızca tedavi için umut değil, aynı zamanda moral olmalarını da istiyor genç adam. Kardeşlerimi de çok merak ediyorum açıkçası. Annemi de babamı da. Şu anda çok amansız bir hastalığa yakalandığım için en azından manevi desteklerine ihtiyacım var. Nasıl doğduğum gün bana can oldularsa, bugün sadece bir ünite kan vererek tekrar kan ve can olmalarını istiyorum. O yüzden bunu Türkiye'de yapabilecek en iyi ekip de zaten Müge abla ve ekibi. O yüzden yardımlarınızı rica ediyorum. Vay vay vay. Bu zamana kadar çok böyle buluşturma kavuşturma yaptık ama yani sonu anlamlı olan ender buluşmalardan, isteklerden biri olacak inşallah. İnşallah. Bir kere siz ne kadar güzel teyze ve dayısınız. Size maşallah. Bir de bana hem buraya gelmişsin hem de bana reçel mi yaptın getirdin? Gül reçel. Evet. Ha gül reçel, Isparta'dan. Tabii. Kendi elimle doğal, boya yok. Ay çok güzel. Boya yok. Canım size benim ya. Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. İşte burada böyle bir memlekette yaşıyoruz. Evet. Harika bir şey yani. Şimdi sizin kız kardeşiniz vefat etmiş evet. Anladığım kadarıyla. Allah rahmet eylesin. Erman 17 yaşındayken. 17. Ve burada insanların öz çocuğuna, bunun altını çizerek söylüyorum, öz çocuğunu kardeşleri öldüğü zaman yuvalara veren halalara, teyzelere, amcalara çok sinirleniyorum. Bakın bu aile evlat edinilmiş bir çocuk. Sırtını da çevirebilirdi açık konuşmak gerekirken ama siz kız kardeşimizin emaneti diyerek ve çok da severek Erman'a sahip çıkmışsınız. O bizim yeğenimizdi ablam ölünceye kadar, ablam öldükten sonra evladımız oldu. Biz ondan hiç saklamadık. Benim oğlanlarım askerden geldikten sonra öğrendiler onun evlatlık olduğunu. Hiç biz onu evlatlık gözüyle görmüyorduk ki. O ablamın hatırası bize. Ablam da çok genç öldü, 41 yaşında. Evet ya, o da öyle olmuş gerçek. Niye öldü? Ansızın kalp krizinde. Allah Allah, Allah rahmet eylesin. O da dayamamış çocuğuna. Çok bebek çocukluğu 17 yaşına kadar çok güzel yaşadı. Son üniversiteyi bitirdi, askerliğini yaptı, Adana'dan da evlendirdik işte bir şey çıktı. İyi de bir çocuk olmuş yetişmiş şu anın kadarıyla. Peki nasıl evlat edinildiler? Şimdi asıl hikaye efendim bu. Isparta'dan bahsediyoruz ama bazen görüyoruz sadece Isparta'dan evlat edinildi diye Ispartalı birileri olmayabiliyor. Yakın civardan da birileri gelmiş olabiliyor. Kuvvetle muhtemel ki istenmeyen bir bebekti. Şimdi ne bilgileriniz var? Onu öğrenelim. Şakir bütün okulu, öğrencileri falan koordine et. Sayın valimizi falan hepsini hemen çok acil bulmamız lazım Erman'ın ailesine. İnşallah. Ispartalılar öyle. Şimdi hepsi kalkar sağına soluna bakar. Allah Isparta deyince olsun. Benim için rahat ediyor. Allah sonra siz dersiniz. Esrar bugün bu sene de biz Isparta'dan ne kadar çok iş yaptık yani. Vallahi seviyorum hepinize. Allah razı olsun. Şimdi nasıl evlatlık alındı? Şimdi Erman... Ben evlatlık alanında 82 yıllarında 16-17 yaşlarındaydım. Büyüklerimizden, annemden, rahmetlik ablamdan, rahmetlik annemden, teyze kızlarımdan. Bunların hepsi rahmetlik oldular. Duyduklarımı söylüyorum. O tarihte çok fazla böyle aklımız çalışan, bu işleri bilen bir insan değildik. Siz de çocukmuşsunuz. Yani. Eniştem ve ablam tedavi oluyorlar. Çocuk tedavisi. Tedavi sonuç vermiyor. Çocuk sahibi olamıyorlar. Aralarında düşünmüşler ne yapalım? Bir çocuk alalım. Şu anki gibi bir yuvadan şeyden alınmıyormuş o tarihteki çocuk. Sıraya girmeleri lazımdı. Çok uzun yani, sürüyordu falan. Doğum hastanesi başhekimine söylüyorlar şifayen. Böyle bakılamayacak. Fazla çocuğu olan veya nasıl söyleyeyim fazla çocuk değil de artık maddi durumu iyi olmayan aile olursa. Olursa bize haber verin diye. Aradan bir müddet zaman geçtikten sonra başhekim arıyor. Böyle bir çocuk var. İşte duyduğumuz şeyler bunlar. 6. çocuk Erman. Ailesinin 6. çocuk mu? Evet. Çıkmış. Bu duyduklarımız tabii. Bakamayacaklar. Çok özür diliyorum. Yani şöyle yayın yapmaya çalışıyorum burada. Yani mümkün değil yani. Gerçekten.
Yani mümkün değil artık yani yaşadığım bu ızdırap ya. Nereye oturacağımı bilemiyorum. Ya çok özür diliyorum. Yok. Böyle bir neredeyim ben anlamıyorum yani. Ha bu kadar güzel bir şeyde, binada. Burası ne durumda? Biraz da şuralara mı oturayım? Ne yapayım bilmiyorum ki. Ay Allah'ım ya Rabbim ya, gözüme gözüme ya. Çok özür diliyorum. Vallahi artık öksürüyorum, horluyorum falan, böyle bir şeylere geldim. Nefes alamıyorum. Çok neyse, iyi. Altıncı çocukmuş ha. İyi. Yani, o zaman bulması daha kolay. Bak kardeşleri de var. Evet. Bakamayacaklarını söylüyorlar. Haber veriyorlar. Ablam bile geliyor bu haberde. Hemen ailemizde o an için evde kim var? Teyze kızım var. Ablam var. Eniştem zaten yolda. Bir saatin içinde. Şoför. Gidiyorlar hastaneye. Yeni doğar doğmaz. Doğar doğmaz. Evet. Yeşil örtünün içinde geldi. Hastanelerdeki yeşil ameliyat örtüleri. Göbek bağı falan düşmemiş şekilde. Ona sarılı. Üzerinde hiçbir elbise yok. Falan yok, şey yok. Yok bir bez var. Tabii işte yeşil örtü. O şekilde. Bir de kolunda bir bant, kağıt bir bant üzerinde. Net olmamakla beraber Alihsan veya Halil Yıldız isminin. Ali İhsan? Ali İhsan Yıldız veya Halil Yıldız. He, Ali, İsmi yazalım yazı. Yazalım bakalım o zaman 16 yazı. Ali İhsan Yıldız ya da Halil Yıldız. Yıldız. Böyle bir isimle. Ama öyle olmaz ki. Mesela o zaman Yıldız Bebek falan yazardı. Yani şu anda öyle yazılıyor. Benim çocuklarıma Yücel Bebek diye çıktı. Geldi çocuklarında. O köveze vesaire. Orada bir isim vardı. Bayağı yani bir Yıldız ya ismi var kesinlikle. Ya babanın ismi, ya çocuğun ismi. Ve yoksul bir köyden olabileceğini söylediler. Isparta'nın bir köyünden miymiş? Dinar Afyon, Sandık. Isparta'ya yakın ama Afyon'un Dinar veya Sandıklı ilçelerine bağlı. Isparta'ya daha yakın bu ilçeler. Buralardan olabileceği söylentisi var. Çünkü peki siz alırken bebeği hiç sormadınız? Siz küçüksünüz ama hiç sormadınız mı? Nedir ailesi? Şimdi ablam da gitmedi Müge Hanım. Hani çocuğum beni görürlerse çocuğumu yarın elimden alırlar diye rahmetlik teyzemin kızı gitti aldı onu. Yani biz hiç aileleri hiç birbirimizi görmedik. Onlar da bizi bilmiyor, biz de onları bilmiyoruz. Çocuğu evlatı değil de. 37 yaşına kadar çocuğu söylemedik. Kim söyledi sonra 37 yaşına? Bir yakını, halasının eşi söylemiş. Ona mı düşmüş? Yani. İşte iyi ki de söylemiş. Bak hasta. Yani şu anda duymuş olsa daha kötü olurdu. Niye daha kötü diye düşünüyorum. Yani insanlar da ne söyleyip ne söylemeyeceklerini bilseler çok iyi. Halasının eşi söylemiş böyle böyle, sen zaten evlatsızsın diye. 37 yaşına kadar hiç söylemedik hiç. Neden, yani, neden söylemedik? Çocuğu biz evlatlık olarak değil, çünkü evlat bizim olarak evladımız aldık. Oldu. Ben yani. Hayatım söyler söylemez. Bu onu alan ailenin kendi kararı. Kardeşim yani. Çocuğu da olsun, benim çocuklarım da olsun. Mesela kardeşim gibi 3 tane çocuğu var, 4 kardeş, benim çocuklar da 3 kardeşiz derdi. Yani biz onu hiç asla ayırmadık. Yani çocuklarıma okulda öğretmeni soruyor, kaç kardeşsiniz? 4 kardeş. Neden benim 3 tane çocuğum var? O an için 2 taneydi. Bir de Erman olunca 3. 3 çocuğum kim var? Abim var, kız kardeşim var. O peki şekilde. O zaman 1982 Ocak ya da 1981 Aralık ayında o dönem Isparta Doğum Hastanesi. Şimdiki adıyla Isparta Şehir Hastanesi'nde dünyaya geliyor. Size söylenen 6 çocuklu bir ailenin 7. çocuğu olarak dünyaya geldi. Evet. Afyonlu. Düşünülüyor. Dinar. Net bir bilgi yok elimizde. Afyon, Dinar veya Sandıklı ilçesinde olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biz hiç muhatap olmadık aileyle. Onlar da bizle olmadı. Yani çok istiyorum gerçekten Erman'ın ailesinin bulunmasını. Çünkü bu zamana kadar dediğim gibi hep böyle hadi kavuşturduk, annesini özledi, babasını özledi. Ya, ama şimdi bir de bir rahatsızlık durumu var. İşte o yüzden insanların ailesini bulmaları çok önemli diye altını çizdiğimiz konu bu kez önümüze geldi. Erman da Adana Seyhan'daki evinde en büyük destekçisi olan eşi Beril de yanında. Erman'cığım günaydın. Günaydın. Beril'i de bir göreyim. Beril'e de bayıldım. Herkese. Sağ ol. Beril neredesin? Beril. Heh. Günaydın. Adana'dayız Müge abla. Beraber. Allah ayırmasın. Amin. Kimseyi. Evet neler... Erman'cığım bir ailene seslen istersen. Beril önce sen seslen. Senin de bu içten seslenişine bayıldım. Teşekkür ederim Müge abla. Şimdi... Erman'ın bu evlatlık edinilme hikayesini bilen, duyan, buna şahit olan ya da bizzat anne baba belki çocuklarına aktarmıştır, kardeşleri yani Erman'ın abileri, ablaları eğer duyuyorsa bizleri isimleri lütfen hani ulaşsınlar. Size çok güveniyorum Müge abla, ekibinize de çok güveniyorum. Hani gerçekten biz 3 yıl oldu evleneli ama bir ömür yaşamak istiyorum ben Erman'la, sağlıkla, sıhhatle. Yani güzel. Sağlıklı bir şekilde hayatımıza devam ederken çok yeni öğrendik. Evlilik. Aynı
aynı şeyi, yani aynı şartlarda, aynı sağlıklı hayatımıza devam etmek istediğimiz için rica ediyorum, bilen, duyan, bir bilgisi olan varsa bizim için çok kıymetli. Nasıl öğrendiğinizi anlatır mısınız Şimdi Hanım'a? Nasıl öğrendik biz evlatlık edilindiğini? İşte 4 sene önce nişanlıyken biz, Erman Isparta memleketine gidiyor. Memleketinde işte bunu bir şekilde öğreniyor. Ama işte dayımın da dediği gibi her işte vardır bir hayır yani. Bu hastalık esnasında öğrenmiş olsaydı belki çok daha moralmen çok İsim daha kötü olacaktı. Çünkü altan, moral çok önemli bizim için. Moral çok önemli bizim için. O yüzden hani o yakınları da hani biyolojik ailesi de bizlere ulaşırsa hem manevi destek de olurlar. Hani verecekleri kanın haricinde verecekleri manevi destek de bizim için çok önemli. O yüzden sizden ve seyircilerinizden, ekibinizden yardım istedik Müge abla. Çok iyi yaptın. Erma'cığım sen neler söyleyeceksin? Çok geçmiş olsun. Atlatılmayacak bir rahatsızlık da değil yalnız bu arada. Hem teşekkür sana hem de ablacığım. Aynı rahatsızlığı çeken birçok aileye de umut olsun. Öyle artık tedavi gayet iyi ilerliyor. Çok başarılı, çok başarılı tedavi yöntemleri var. Evet. O nedenle ben en kısa süre içinde atlatacağınızı düşünüyorum. Geçmiş olsun. Sen ne söylemek istersin Erman İnşallah. Kardeşlerine, İnşallah ailene? İnşallah hocam. Teşekkürler. Allah şifa versin. Yani İnşallah emekten en kısa sürede ulaşmak istiyorum tabii. Yani daha önce söylediğim gibi o gün bana nasıl can oldularsa bugün bir ünite kanla bana tekrar can olacaklar, kan olacaklar. Çok istiyorum. Hem eşimin de söylediği gibi hem tanışmayı çok istiyorum kendileriyle. Hem de ortada bir sağlık durumu var. Bu yüzden gerçekten ihtiyacım var yani. Bakıldı mı bu Kızılay'ın falan ilik bankasına? Bakıldı. Bakıldı. Türkbank diye bir sistem var. Ona baktılar. Hı hı. Yalnız benim hastalığımın cinsi süre olarak çok fazla toleranslı değil. Hani yurt dışına da bakıldığını söylediler. Ama mesela yurt dışından herhangi bir donör bulunduğunda bunun yazışmaları, işte hastanın gelmesi vesaire 6 ay gibi bir süre alıyormuş. Akut miyeloid lösemide de 6 ay kadar bekleme şansımız yok dedi doktor. Yurt içinden de bulunmadı. Zaten şeyden akrabadan yani biyolojik aileden de öncelik kardeşlere veriliyor. Yani o yüzden zaten size başvurdum. Buluruz inşallah. Hadi girelim reklama. Antalya'da yaklaşık 4 ay önce şüpheli bir şekilde kayıplara karışan bir çocuk annesi Merve Nur Polat'ın hayatından endişe ediliyor. Genç kızın annesine göre Merve Nur'a ne olduğu sorusunun yanıtını kaybolduğu gün yanında olanlar biliyordu. Ece'nin yanına gideceğini söyledi. Ece'yi mahvedeceğim dedi. Bitireceğim onu dedi. Benim çocuğuma nasıl dedi tehdit edebilir çocuğumla beni anne dedi. Ben bıktım bundan artık dedi. Ufak bir işim var halledip geleceğim anneciğim dedi. Devrim Beyka, Gökhan, İbrahim'in bunların arasında yok oldu benim kızım. Öldürüldüğünden şüphelenilen genç kadının son olarak görüldüğü arkadaşının iş anındaki yeriyle ilgili iddialarsa korkutucuydu. Bunlar gelene kadar bizim işlerimiz çok iyiydi. Fasadenin içine insanlar gelebiliyordu, aile gelebiliyordu. Tabii bunlar geldikten sonra madde kullanan çocuklar çoğu zaman işte gece koridorlarda yatıyorlar. Aşağı koridorlarda kavgalar, gürültüler sabahlara kadar. Gelenin gidenin haddi hesabı yoktu. Pasajın girişi var. Üst çatılar vardır mesela. Komple 4-5 yılın çöplüğü var. Olay yeri inceleme olduktan sonra komple çatıyı temizledi ve yıkadı Cüneyt. Yani hiç yapmayacağı bir şeydi. Temizlikle alakası olmayan bir insandı. Merve Nur Polat'ın annesinin son kez aradığı telefonun sahibi Ferdi Tanrıseydi'nin anlattıklarıysa genç kızın tehlikeli bir batağın içine düştüğü kuşkusunu yaratıyordu. Gökhan geldi dedi ki İbrahim'e ben bir daha o eve gitmeyeceğim siz de gitmeyin. Gördüm böyle böyle Merve üstün başı hep çırılçıplaktı. Cüneyt'in de üstü başı hep çırılçıplaktı. Merve üstünde battaniyeyle titriyordu dedi. Balkondan atlayarak kaçtım dedi. Cüneyt beni kovaladı beni görünce. Biz hemen gittik zaten adrese. Kapıyı çaldık yarım saat açan yok. O anda polisi aramak aklımıza gelmedi. Yarım saat beklediniz kapıda. Evet olayın şokuyla direkt yarım saat bekledik. Sonra kontrol amaçlı artık ne için açtıysa. Kapıyı açtı Cüneyt. Bizi görünce mecburen içeri aldı. İçeri biz girince işte karşı odaya baktım boş. Ama böyle ona çaktırmadan bakıyoruz. Ondan sonra lavaboya gideceğim dedim.
bekle ben de geleyim dedi. Ondan sonra işte ben lavabodan çıktım. Bu mutfak penceresi tam aşağıya gösteriyor abla. Mutfak penceresinden o kadar tedirgin bakıyor. Bir yandan da bir şeyler söylüyor kendince. Tam anlamadım ama ya beni alacaklar diyor ya beni bugün öldürecekler. Öyle bir şeyler saçmalıyor kendince. Ama hiç o pencereden ayrılmadı. Bizde de hiç muhatap olmadı. Antalya'dan canlı yayına katılan İbrahim Halil Şahin, Merve Nur'a zarar verdiğinden şüphelendiği Cüneyt'in üzerinde kan izi olduğunu ve elbiselerini ise çöpe attığını söyledi. İki şey söylüyorsun. Cüneyt o gün giydiği kıyafetleri de çöpe attı diyorsun. Bu önemli. Ve kan izi vardı diyorsun. Kan izi neredeydi? Kaprinin bitmeye yakın yerinde 3 tane damla kan. Donmuştu abla gördüm onu. Kan olduğunu nasıl anladın? Kan olduğunu kırmızı donmuş şekilde abla 3 tane damlamış. Şöyle anlarım. Orada bir şey olduğunu tahmin edersem o izin kan izi olabileceğini düşünürüm. Gökhan her şeyi görmüş mü? İnsanın kanı donar abla. Bize anlattı o 2 dakikalık hani sohbet hani kan dondurucu bir şeydi. Zaten biz de hemen direkt eve yöneldik. Siz gittiğinizde Merve Nur'un öldürülüp bir yere saklandığını düşündünüz daha sonra. Evet, evet. Ya çıktınız dışarı. Kendi aranızda ne konuştunuz mesela? Yani biz kendi aramızda zaten hala şüphe vardı aklımızda. Niye Cüneyt'ten bu kadar korktunuz? Yok. Siz iki erkeksiniz. Nerede Merve Nur diye soramıyorsunuz. Orada sormak aklımıza gelmedi. Biz direkt girdik zaten oraya buraya bakmaya başladık. Fakat İbrahim senden daha net bazı şeylerdi. Daha net. Evet. Şimdi bahsettiği isimleri ben görmedim çıkarken falan. Bu eve girdiğimizde aşağı odanın kapısı kapalıydı. Eğer oradan çıktılarsa onu bilmiyorum. Ama İbrahim ben sen daha görmedim. Netsin değil mi Merve Nur'un o gün orada öldürüldüğünden? Bu gördüğüm şeyler hani geliyor abla hani gördüğüm şeyler. Var bir şey yani. O günden sonra gelmedi mi bu mekana? Daha önce karşılaştık yani biz çok kez karşılaştık hani o günden sonra. Karşılaştınız hiç bu mevzu geçmedi mi aranızda? Yok hatta kendisi de bize soruyordu Merve Nur'u gördünüz mü diye. Size Merve Nur'u sordu. Yayınımıza bağlanan Gökhan Hamurcu'nun tanık olduğu manzara ise genç kadının o gün orada yaşadığı tehlikenin boyutlarını ortaya koyuyordu. Merve'nin kıyafetlerini ve orada teklif olduğun üzerinde Merve'nin üzerinde çarşaf var. Cüneyt'in üzerinde kırmızı bir borcumun aradı. Sanki etmiş gibi ama yani ben hiçbir şey duymadım. Hele bir Merve gibi bir kız orayı ayağa kaldırır. Evet. Ondan sonra ben yani çekindim yani şansımdan utandım. Teras bölümüne geçtim. İkinci katta klimalardan falan tenden üzerine hemen atladım. İbrahim'den Ferdi'yi gördüm. Aziz abiyi gördüm. Dedim ki durum böyle böyle ya. Hayır bu, öyle bu olmaz. Adam. Öyle olmaz. Sana adam bir şey yapmamış ki. Gel sen de istiyorsan demiş. Sen niye tentelerin üzerinden falan atlayıp ben aşağıya kaçıyorsun? Ben yani o, ben olaydan yani o şekilde korkuyorsun ama demek ki başka bir şey gördün ki korktun kaçtın. Yani Cüneyt bana hadi yani yapmadığım bir şeyden derlerse yani Gökhan da yaptı derlerse. Yani ben o şekilde korktum abla. Ben fırladım çünkü, o evden. Çünkü sen yukarı zaten çıktığında Merve ya hayatta değildi ya başka bir şey. Sen onu gördüğün için suç senin üzerine de yıkılır diye korktun kaçtın. O yüzden zaten Ferdi ile İbrahim'i gördüğünde çok korkuluydun. Evet, bugün Gökhan da aramızda. Gökhan yayına bağlanmış ve çok önemli şeyleri anlatmıştı. Dedim ki gel burada yüz yüze bir konuşalım. Hoş geldin Gökhan. Merhabalar. Ve Merve Nur'un diğer kardeşi Güldane de aramızda. Hoş geldiniz siz de. Aslında siz de bugün bayağı bir şey öğreneceksiniz anlatılanlardan. Çünkü anlatılanların bir kısmını biliyordunuz, belki hiçbir şey konduramıyordunuz. Aslında. Aslında hiçbir şey bilmiyormuşuz. Aslında hiçbir şey bilmiyordunuz. Kaç kardeşsiniz yavrum siz? 4. Kaç kız, kaç erkek? 3 kız, bir tane abimiz var. Bir tane de abiniz var. Ama anladığım kadarıyla Merve Nur evde elde tutulamayan çocuklardan biri. İşte aslında çocuklarımıza da ders olsun. Ve dedin ki hemşirelik okumuştu. Ne okudu o kız? Hemşirelik okumadı. Normalde liseden terkti. Doğum yaptığında evet bunun ebesi yardım etti. Buna dışarıdan şey yaptı, eğitim gördü parasıyla. Bir sene o şekilde eğitim gördü. Ondan sonra ATT oldu. Acil tıp teknisyeni. Acil tıp teknisyeni. Yani. Evet. Nasıl oluyor acil tıp teknisyeni? Liseyi bitirmeden. Müge Hanım orada sertifikasyon sertifika aldı. Orada evet. Bölge olarak evet seçilmiş Antalya. Eğitim vereceklermiş. Eğitimden sonra da ATT olarak devam edecekti. Ama devrim hayatına girince her şey alt üst oldu. Her şey. Sertifika programına girdi evet anladığım kadarıyla. Ama onu da bitiremedi anladığım kadarıyla. Bitiremedi. Şimdi öyle bir tahtayı açalım. Bunu tahtayla yapmamız lazım. Hazır beyler buradayken. Şimdi efendim bir biliyorsunuz bir iş anından bahsediyoruz. Bundan 4 ay öncesine gireceğiz. İş anında bir dükkan var. Ve bu dükkana giren çıkan belli değil. Aslında buraya dükkan demek de çok doğru değil. Anladığım kadarıyla Cüneyt diye bahsettiğimiz kişi orada yaşıyor. Ama burayı da uyuşturucu içimi vesaire gibi abuk subuk şeylerle kullanıyor. Ki esnaf da zaten bundan son derece rahatsız. Polisler geliyor, baskınlar düzenliyor. O oluyor, bu oluyor. Yani dükkan dükkanlıktan çıkmış.
Ya da hani orada bir dükkan var ama satılan şeyler farklı, öyle söyleyelim, daha doğru olacak. Bir de kalemim olursa çok iyi olacak. Şimdi 4 ay önce tarih neydi ablacığım, söyle. 19 Ekim. 19 Ekim'de görenler, bilenler, o dükkana giren çıkanları gören bilenlerden de haber bekliyoruz. 19 Ekim günü 2020. Ver ablacığım, önemli değil, gel. Teşekkür ederim. Şimdi ya şu kalemleri de fırlatın, evet. Şeyleri ya. Şimdi kim var hayatım o gün dükkanda? Önce sen anlat istersen. Gökhan. Sen varsın değil mi? Bir. Ha? Ben vardım. Aziz, Cüneyt, Aziz İbrahim. Var. İbrahim'in bir tane kız arkadaşı vardı. Cüneyt var. Evet. İbrahim var. Evet. Öyle mi? İbrahim ve kız arkadaşı. Evet, kız adı arkadaşı. Ne? Bilmiyorum, kızın ismini bilmiyorum. Evin aşağı katında uyuyordu kız. İbrahim sen değil misin çocuğum? Yok, orada. Ha sensin ha. Senin kız arkadaşın kim? Hani sevgilim falan değil, öyle normal arkadaşım Zeynep. İbrahim ve... Zeynep var. Zeynep. Tamam şöyle yazalım, Zeynep var, evet. Daha sonrasında Ferdi geldi eve. Ha? Ferdi. Bu kadar mı kişi vardı? Ben Ferdi geldi, evet. En son Merve geldi eve. Ve bizim aradığımız Merve Nur. Şimdi evet. Asıl önemli olan bu. Şimdi bu Merve Nur Devrim'in sevgilisi miydi? Devrim'in evet. Sevgilisiymiş. Bu nasıl sevgililik? Ayrılmışlar. Yani sevgili derken ne demek istiyorsunuz? Hani bildiğimiz anlamda bir sevgililikten bahsetmiyoruz anladığım kadarıyla. Takıntı. Merve çok yani böyle takıntı derecesindeydi Merve ona. Yani Devrim çağırdığı zaman mesela Müge Hanım akan sular duruyordu yani. Gidiyordu, hemen gidiyordu. Mesela Ebru'nun yanına gitmişti Kayseri'ye. Devrim yine çağırdı, gitmeyecekti normalde. Ebru'nun yanına toparlanmaya gitmişti. Devrim çağırdı, hemen gitti Kayseri'den Antalya'ya. Korktuğu bir şeyler vardı Merve'nin. Annem en son zamanlarda kapı çalsa korkuyordu diyordu. Zaten o günde annemi aradığında anneme bir şeyler anlatmaya çalıştı bence ama biz anlayamadık. Çünkü 8:30 gibi falan aramış annemi. Sonra onda Ferdi ile tekrar görüşmüşler. Şimdi Ferdi Merve Nur'u hiç tanımadığını söylüyorsun değil mi? Evet abla. Tanımıyorum. Ben sadece oraya gittiğimde Merve Nur benim telefonumu kullandı diyorsun. Evet. Şimdi burada ilk başta sen gittiğinde Ferdi kimler vardı? Ben gittiğimde benim gördüğüm işte Cüneyt, ondan sonra Gökhan, İbrahim, Aziz de ve o kız arkadaşını görmedim. Aşağı ben girdiğimde ilk girdiğimde aşağı o da kapalıydı. Heh. Ben İbrahim'e sorduğumda oradalarmış. Yani bu olaydan sonra mesela... Aziz'in de bir tane kız arkadaşı vardı? Yok. Yok. İbrahim'in kız arkadaşı. Aziz de İbrahim'e Zeynep dedi aşağı odadaymış. Hı. Ben onları görmedim yani. Ben bunu da hiç anlamadım. Şimdi şurada bir üst katta bir oda olsun. Evet. Tamam mı? Şurada da merdivenler olsun. Şurada altta bir oda daha olsun. Anladığım kadarıyla bu hanın odası zaten böyle. Hani oda olup da Çırağan Sarayı'ndan bahsetmiyoruz yani. Evet. Tamam mı? Mesela buradan giriyorsunuz. Nasıl altı görmüyorsunuz? Alttan giriyorsunuz. Üstü. Yok, tam yani karşıda kapı var. Gözükmez. Kapı kapalı. Yani çok odanın kapısı kapalı. Ha giriyorsun. Evet, tam karşıda kapı var. Hı. O kapıyı açınca mı merdivenlerden yukarı çıkılıyor? Hayır. Merdivenler sağ tarafta, oda karşı tarafta. Gizli bölme dediğin yerden. Abla, evin evet. Normal bir girişi var. Tam karşıda o yatak odası gibi bir yer var. Yani boşluk, antre gibi yer var. Evden girdiğimiz sağ taraftan merdivenler yukarıya çıkıyor. Böyle sonrası bükülüyor. Yani üsttekiler alt katın sesini, alttakiler üst katın sesini duyamıyorlar mı? Yani teras bölümünde olanlar alt katta yani konuşulanları falan duyamaz. Yani hani yüksek sesle konuşulmadığı yani sürece duyulmuyor. Yüksek sesle konuşulmadığı sürece ama yüksek sesle yani. Konuşulursa duyulur. Evet. Tamam, çünkü şu anda mesela sizin iddianız ne? Cüneyt burada Merve Nur'a üst katta değil mi? Evet. Tecavüz ediyor ama sen alt kattasın, bunun sesini duymuyorsun. Evet. Nasıl oluyorsa artık. Ya mümkün yani değil. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Cüneyt'in... Şimdi bir kere arkadaşlar şunu konuşalım. Teşekkür ediyorum. Üçünüz buraya geldiniz. Kardeş. Cüneyt ortada yok. Biz Cüneyt'in ailesiyle konuştuk. Aslında Cüneyt'in ailesi, yani Cüneyt ailesine
kızın seninle gittiğini ve bir daha görmediğini söylemiş. Benimle değil yani, benimle çıkmış olsa ben İbrahim'e bile demezdim. Şey derdi. Hayır, bak, ben şimdi yani söyleneni söylüyorum. Hatta iki tane röportajımız var, onları da hazırlayalım. Merve Nur'un senin sevgilin olduğunu söyleyenler var. Şimdi o nedenle hazır buraya kadar geldiniz. Farkındayım. Orada yapılanlardan dolayı çok hoşnut olmadığınızın da farkındayım. Aslında bu bir adım da olabilir. Bir daha da artık buralara gitmekten vazgeçersiniz. Eğer zaten ben Merve Nur'un o şekilde o pozisyonda gördüğümü İbrahim ve Ferdi'ye söylememiş olsaydım sıra kadem vururdu bu olay. Bakalım, vurmaz, hiçbir şey Müge vurmaz, merak etme. Önce bir şey daha Kutlu'yu bir dinleyelim, sonra sen o gün ne gördüğünü anlat. Çünkü sen o gün diyorsun ki Cüneyt Merve Nur'a tecavüz etmişti. Hatta beni de davet etti. Evet. Ben de korktum, camdan atlayıp kaçtım. Evet. Şimdi burası olmuyor. Evet, bunu Antalya Emniyeti de aynen bana söyledi. Antalya yani Emniyeti burada, de söyler, herkes de söyler. Yani burada çünkü diyor, burada yani burada başka bir şey var. Üstelik bu kızın eskortluk yaptığını söylüyorsunuz. Eskortluk yapan kızın tecavüze uğrayıp ağlamasının bir anlamı yok. Tecavüze eğer uğradıysa bir ses çıkmayacak mı sen alt kattan, duymadın? Üstelik sen de o evde oturan neden birisin. Neden ağlıyordu Cüneyt abla? Arkadaşın camdan atlayıp kaçmanın bir anlamı yok. Kapı şöyle olabilir. Ya. Hayır. Ya o kız uyuşturucu komasına girmiştir, ya o kızı ölü görmüşsündür, benim de başım belaya girecek diye düşünmüşsündür, atlamışsındır, amenna. Düşün, doğruyu anlat. Önce röportajı izleyelim. Merve Nur Polat'ın şüpheli kaybından sonra iddiaların odağındaki Cüneyt'in bir süre evinde kaldığı arkadaşı Şeyda Kutlu'yla bir aradaydık. Cüneyt bir gün buradan geçerken kendisi yanına uğradı, öyle ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. Eve gidemediğini, hani evde cinayet masa ve inceleme falan yapıyor. Ben de hani çıktım, öyle dolanıyorum falan dedi. Rahat çalışsınlar diye gitmiyorum fazla dedi. Birkaç gün misafir ettim kendisini. Peki Cüneyt genç kadının kaybolduğu güne dair kendisine neler anlatmıştı? Dedim hani nedir bu, hani niye bu kadar sana şey yapıyor? Yani arkadaşlarım da niye böyle söylüyor, ben de anlamıyorum dedi. Ben o gün oturduk biraz dedi, muhabbet sohbet ettik dedi. Gökhan, Buse, sanırım o Ferdi arkadaş filan, İbo. Yani 3-5 kişi falan varlarmış hani. Ufak ufak dağılmışlar hepsi. Ama en son Merve Nur erkek arkadaşıyla filan gelmiş. Gökhan sanırım erkek arkadaşıymış Merve Nur'un. Madde kullanmışlar. Sonra onlar hani biraz yakınlaşınca Gökhan da Merve Nur, Cüneyt ben hani biraz uzanayım diye yukarıya çıkmış. O uyumuş sonrasında söylediğine göre. Uyandığımda kimse yoktu diyor. Hani herkes dağılmıştı diyor. Gökhan da niye oradan atlamış gitmiş onu da bilmiyorum diyor. Pencereden atlamasının sebebini diyor. Birkaç gün misafir olarak Şeyda da bak benzer bir şey anlatıyor. Cüneyt diyor ki ben yattım uyudum. Merve Nur'la asıl Gökhan yakınlaştılar. Ben de o yüzden üst kattaki odaya gittim. Sonra kalktığımda ne Merve Nur vardı ne Gökhan vardı. Gökhan da atlayıp gitmiş camdan, anlamadım. Hani ben o zaman neden atlayayım camdan? Merve Nur'la beraber. Tamam, o zaman sen anlat. Niye atladın camdan? Cüneyt'in hem Merve Nur'u o şekilde gördüğüm için Merve Nur buraya kadar çarşafını çekmiş, çarşafı çekmiş, ağlıyordu. Cüneyt böyle sus işareti yapıyordu ve ben teras bölümüne geçtim. Yani ben o anda görünce utandım yani. Teras bölümüne geçtim. Kaçıncı kattasın? İkinci kattaydım. Teras bölümü de üçüncü kat oluyor. Bana geldi, sen de yapan mı dedi. Dedim sen ne diyorsun dedim, fırladım aşağıya. Hayır, şimdi aşağıya. Sen normalde neredeydin? Aşağı kattaydım. Sen ben. İlk kattaydın. Evet, ilk kattaydım. Onlar... Ben onların... hastaneye gideceğiz diye Aziz Bey çıktı. 3 dakika 5 dakika geçmedi. Bana seslendi. Gökhan dedi yukarıya çıkınca o manzarayı gördüm ben. Cüneyt mi seni çağırdı yukarıya? Evet, yukarıya beni Cüneyt çağırdı. Gökhan yukarıda dedi, böyle yatak falan var mı? Yok, üçlü koltuk vardı. Tekli koltuk var gene. Kız neredeydi? Kız üçlü koltuktaydı. Cüneyt üzerine bir kırmızı bir bornoz giymiş. Hatta Ferdi girdi, büyük bir ihtimal İbo ve Ferdi kırmızı bornozundan gördü değil mi? Açmış kapıyı size. Biz... Gittiğimizde üstünde kıyafetleri vardı abla. Sonra onun üzerinde kırmızı bornoz vardı. Kız çıplak mıydı? Bir saniye. Yani kıyafetlerin, Merve'nin o günkü üzerindeki kıyafetleri koltuğun üzerindeydi. Ne vardı Merve'nin üstünde o gün? Yani Merve'nin üzerinde hatırladığım gri bir tane şey vardı. Böyle yelek tarzında, önü kapalı kapşon tarzında bir mont gibi şey vardı. Ama kolları yoktu. Hani tamam, kız tarzında. Orada ağlıyordu diyorsun. Aynen, kız. Neydi kızın durumu, bir anlatır mısın? Yani ağlıyordu. Yani hiç benden hiçbir yardım falan da sessiz, talep etmedi. Sessiz sessiz. Sessiz sessiz ağlıyordu. Sessiz sessiz ağlıyordu. Yani böyle çekmiş ağlıyordu. Tamam. Neydi bu kız şekilde oraya yapıyordu. Yasaklı madde almaya gelmedi mi? Yani o bak burada Ferdi de var, İbrahim de hayır, var. Gerçekten yani, konuşalım. Hani kız oraya yasaklı madde almaya gelmişti.
Oraya çocuğun merdivenden düştü. Cüneyt abi. Oraya geldikten sonra çocuğunun düşmesini öğrenebilir. Bu çocuk düşmüş merdivenden. Hayır, bir bahane annemi aramak için Müge Hanım, benim anladığım kadarıyla. Çocuk falan düşmemiş aslında. Hayır. Çocuk zaten annesinin yanında. Yani kız oraya yasaklı bir madde almaya geldi. Kızın cebinde parası yok. O maddeyi almasının zaten yolu belli. Niye sen onu gördüğünde kız titresin ve ağlasın? Hadi ağladı. Hoşnutsuz oldu, bir durum oldu. Sen niye camdan atlayıp kaçtın? Cüneyt bana da teklif etti abla. Etsin ne olacak? Yani sana ne teklif ediyor? Yani benim orada bir gördüğüm yani tecavüz sahnesi gibi bir durum vardı orada. Hani derse yani olay yani polisli falan olur. Merve Nur polise falan gider. Cüneyt bana böyle böyle. Gökhan da vardı derse. Hı. Ben bu işin içerisinden nasıl... Niye kapıdan çıkmadın da camdan attın? Kapı kilitliydi. Cüneyt'teydi anahtarı. Nasıl girdiniz içeri? Cüneyt'teydi anahtar. Hani kendisi kilitler, kendisi açardı. Devamlı da anahtar üzerinde, kendi üzerinde tamam, duruyordu. Sen Cüneyt'in anahtarını istedin mi? Yok, istemedim. Hani Cüneyt bana bu şekilde, hani ben aşağıya indim. Burası gel kaçıncı yukarıya kat? Pembe bize burayı bir göstersin aslında ya. Burası kaçıncı kat? Yani evet, sizin atladığınız yer ne kadar bir mesafelik bir yer? Yani ikinci kat, 3 metreden hesaplarsan 6 metre. 6 metre atladın sen yani. Yani balkon demirinden klimalar. Klimalardan alt tarafında tente vardı. Tentenin üzerine. He. Oradan hemen bir metre, 1,5 metre gibi bir yerle oranın yüksekliği vardı. Senin kafa nasıldı? Yani ben orada kesinlikle hiçbir uyuşturucu falan kullanmadım. Normaldin yani. Evet. 6 metreden oraya zaten atladın. Evet, atladım. Yani... Hayır, ben şunu anlamıyorum. Cüneyt senin arkadaşın değil mi çocuğum? Yani Cüneyt benim arkadaşım değil abla. Ne işin var o zaman Cüneyt orada? Cüneyt benim arkadaşım değil. Ben arkadaşım ve benim kendi kıyafetlerim vardı. Ben onları almaya gittim. Senin Cüneyt niye kıyafetlerin oradaydı? Benim orada bir tane kendini sakatlayan bir arkadaşım vardı. Mehmet diye. Cüneyt'in evinde kalıyordu. Hatay'a gönderdim. Kıyafetleri falan vardı. Benim kıyafetlerim ve ayakkabılarım vardı. Ben onları tamam, almaya senin gittim. Senin kıyafetlerini, ayakkabıları tanımadın. Mehmet'e vermiştim. Mehmet kullanıyordu benim kıyafetlerim ve ayakkabılarımı. Sen ilk kez hayatında Cüneyt'i o gün yok, mü gördün? Yok yani 3-5 sefer gittim ama yani ben Cüneyt'in evine sık giden bir insan değildim. Benim ev arkadaşımın vesilesiyle tanıştım ben zaten Cüneyt'ini. Sen tamam, gitsin o balkondan attı. Dışarıdan bir görebilir hani, miyiz o balkonu? İyi görmedin de. Aman ben burada olmayayım, benim ismim karışmasın diye mi atladım? Evet. Müge Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Ama benim yani gördüğüm sadece Merve Nur ağlıyordu. Yani orada ya bir tecavüz vardı abla. Yani orada bir tecavüz vardı. Ama tecavüz nasıl oluyor? Yani orada ya, o zaman neden ağlıyordu? Ağlayıp da nasıl ağlıyordu ağlayıp? İçin için ağlıyordu. Neden i̇çin ağlıyor? İçin ağlıyor. Evet, neden ağlıyor? Tamam, bağırarak bu için değildi, nereden senin aklına bu fikri yani getirdi? Ama kız yani... Ya maddeyi kullanmış olduğundan dolayı için bilemiyorum işte. Ağlıyor da olabilir, titriyor da olabilir. Ama Merve Nur eve geldiğinde de ağlıyordu. Madde etkisiyle de oluşmuş Merve Nur olabilir. İlk eve geldiğinde de ağlıyordu. Tamam, Merve Nur ilk eve geldiğinde ağlıyorsan. Evet. Sen de orada gördüysen onu. Evet. Nereden anladın onu, Cüneyt'in kötü bir sonra şey yaptığında atlamalara kalktı? Hep beraber çıkacağız dedi. Hep beraber çıkacağız dedik. Önce Ferdi, Gökhan, İbrahim. Gökhan, bak sana bir şey söyleyeceğim. Ne olur böyle çok hasta olunca özür diliyorum. Çok tahammül sınırım kalmıyor. Senin anlattığın gibi olmaz çocuğum. Nasıl teşekkür olur ederim abla? Geldin. Eğer hani yani anlat. Bak Cüneyt de etrafa başka bir şey anlatıyor. Sen orada başka bir şey görmüş olmalısın. Ben bir şey olmalısın. Görmedim abla, benim gördüğüm bu. Ben sonrasında bak diyorsun ki atladım diyorsun balkondan. Evet. Sonrasında Ferdi ile İbrahim'i sizi kaybettim. Evet. Evet. Diyorlar ki onlar da gördüğünüzde nasıldı durumu? Çok ani ataktı, panikti. Ha? Çok ani ataktı, panikti. Abla, panik ataktı. Hatta biz dedik ki sen de gel eve giderken. Yok ben gelmeyeceğim dedi. İbrahim'le biz gittik. Hani zaten onu anlatınca abla biz telaşla gittik hani oraya. Yani bu olayı biz öyle görmüş olsaydık. Ya sen ne diyorsun deyip kapıdan çıkardık ya da orada Cüneyt'i öldürürdük. Yani bu olayı biz böyle görmüş olsaydık, onun yerinde biz olsaydık kapıdan çıkardık. Yani ama ben yani yoksa cinayet falan öldürürdük görmüş olsam orada. Bak senin, herhangi bir cinayet senin veya da anlıyorum. Evet. Belli ki düzgün bir çocuksun. Ama senin oradan balkonlardan atlamanın bir nedeni olmalı. Yani benim nedeni sadece o abla. Ben yani başka hiçbir şimdi şey Gökhan görmedim. Gökhan Bey, oraya Merve Hanım kendi arzusuyla geliyor. Şimdi biraz çekelim, evet. Her zaman olduğu altına gibi madde alıyor. Evet. Kendi arzusuyla birisiyle bir münasebette bulunuyor. Yani tecavüz dediğimiz kelimede zoraki bir durum yok. Dolayısıyla tecavüz kelimesini de kullanmıyorum. Arzusuyla birisiyle birlikte hocam geliyor. O zaman neden ağlıyordu? Bir dakika. Kendi gönlüyle bir dakika. İnsan ilişkiye giriyorsa bakın neden şimdi, ağlıyor? Gelişinde zorlama yok. Evet. İstediği madde verildiği zaman içiyor. Kendisi arzu ettiği kişiyle beraberlik yaşıyor. O zaman
sen onun durumunu bütün bu normallerin dışında bir şey gördün ki. Ben normallerin ben buradan dışından yok. Kim normallerin olayım, dışında ben buradan gördüğüm, normallerin dışında gördüğüm hiçbir şey yok. Benim sadece onu gördüm. Ama o işte şekilde o zaman, gördüm. O zaman mantıki durum olmuyor. Yani o zaman anlattıklarınla mantık çarpışıyor. Çelişiyor. Kaçmamam için ne gerekiyordu hocam peki? Efendim? Benim oradan kaçmamam hayır, kaçman için. Kaçman için ne gerekiyor ama? Ne gerekiyordu? Yani bana bir benim düşündüklerimi sokağa söylesen sorduklarımı o zaman sokasın ben sana ya derim. Şöyle yapman gerekiyordu. Tam anlat. Beraberce seninle fikir. Yok yani benim yapalım gördüğüm o. Benim gördüğüm ben hani şimdi desem ki Cüneyt Merve'yi öldürdü desem. Merve'nin ölüp veya ölmediği şu anda belli değil. Kayıp. İki gün sonra Merve bir yerden çıktı geldi. Ben nasıl ayıklanacağım? Merve hayatta bir şey. Ben sana kardeşim yaşıyor sarardı bizi. Benim kardeşim yaşıyor. Bana da mantık yürütelim. Mantık yürütelim. Senin merdiveni el uzatmadan dışarıdan 6 metreden atlaman için geniş geniş içeride merdivene dahi. Hocam benim atladığım yer. Daha da hocam yukarı. Atlamanın burası haricinde Gökhan o günden sonra sırra kadem basıyor. Şehir dışında yakalanıp ifadesi alınıyor Gökhan'ın. Yok ben Antalya'da daha verdim biraz ifademi. Hayır, İki defa Antalya Cinayet Büro'da. Ben yok ben şehir dışarısında öğrendim değil. Ben Ankara'ya gitmiştim. Ailemin yanına gitmiştim. Beni aradılar. Ben gittim iki defa Antalya Cinayet Büro'da ifademi verdim. Yok yani acaba bu kızcağıza yüksek miktarda doz verildi de o verilen dozun alerjisi, ağlaması, titremesini gördün. Eyvah sağlık durumu iyi değil diye yok, başına hocam, bir şey yazacak diye ben mi kalktın? Gördüğümde Merve Nur yaşıyordu, ağlıyordu. O sahneyi gördüm. Ben sana söyleyeyim ben Merve Nur'un yaşadığını düşünmüyorum. Merve Nur yaşasa zaten ortada olurdu. Evet. Yani o yüzden yaşıyordu konuşmalarınızı o nedenle daha bilirsiniz. Yani, bu arada Fatih'cim çok teşekkür ediyorum. Hani eskort biri neden tecavüze uğrasın benzeri bir cümle söylediniz diyor. Suistimal edebilir. Çok haklısın. O anlamda söylemedim. Ama çok haklısın uyardığın için. Tabii ki ne olursa olsun artık insanlar eşlerine bile istemediği müddetçe beraber olamıyorlar. Dokunamazlar. Kanun böyle. Fakat bu kız iyi oldu söylediğin. Açıklayayım. Bu kız zaten buraya bunun için gidiyor. Yani bu kız madde temini için zaten bilinçli olarak buraya gitmiş. Ne yazık ki. Bak çok üzülerek maddenin atığı için satıyor. Evet çok üzülerek söylüyorum bizim ama kızlara da biraz örnek yani olsun diye söylüyorum. Zaten bu kız onun için gitmiş oraya. Yani daha sonrasında bu bahsi geçen şey zorla saldırıda insan bir ses çıkartmaz mı? Ne olursa olsun o ses dışarıya çıkmaz mı? Bak şimdi senin atladığını söylediğin yer. Şu balkon değil mi? Aşağıya biraz kamera başına eğsin. Aynen. Aynen orası. Biraz başına eğsin kamera aşağı yolu göreyim. Sen şimdi evet sen şimdi diyorsun ki ben bu kızın gördüm. Tecavüze uğramış olabileceğini düşündüm. Buradan. Klimaların buraya, üzerine. Buradan buraya atladın. Evet. Evet. Oradan oraya. Abla bir oradan şey söyleyebilir miyim? Sen Arnold Schwarzenegger misin? Nasıl atlıyorsun buradan buraya? Düşsen abla şuraya. Kolunu bacağını kıracağım. Bak atlamanı hocam, anlıyorum. Teras demişti ya. Ama teras dağılıyor, gördüğün karısı şeyin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. İşte benim gördüğüm şey o. Müge abla yani ben daha yani fazlasını görmedim. Hem de hani sağlıklısın yani. Hani bir şey de evet, kullanmıyorsun. Evet gayet balkondan de sağlıklıyım. Değil, terastan atlamış. Abla bir şey diyebilir miyim? Terastan mı atladın? Buradan mı atladın? Oradan atladım abla. Buradan terastan aynen değil mi? Az önce teras dedi. Yok. Oradan atladım. Bir terasa çıktım dedin, utandım dedin. Teras evet, kata çıktım. Teras katı da bir görelim, üstte teras katı mı arası mı? Evet. Daha da yukarı. Hani Cüneyt beni çağırdığında ben evin içerisinden teras kat aynen orası. Ha. Evet. Orası. Ya sen şimdi bunları bırak da doğruyu söyle. Yani benim doğrum o durumda olan bir adam oradan kaçıp da gitmez. Sana bunu yani teklif edecek ve sen kaçıp gideceksin öyle evet mi? Evet. Bırak ya. Ama konuşsun doğru söylüyor. Bu benim doğru yani söylüyor. Yani buna yani kargalar bile güler. Yani siz Merve Nur'u çok daha kötü bir pozisyonda yok, ben görmüş olmanız pozisyon, lazım ki benim gördüğüm pozisyon bu kadar panik yani yapmış olmanız. Kaçmam için evet, Merve Nur'un iyi bir insan olması mı lazımdı hocam? Bir şekilde ne demek iyi bir insan olması lazım? Yani nasıl saçma bir laf yani bu yani? Yani Merve Nur nasıl bir insan olması lazımdı mesela? Şimdi niye kaçtın o zaman? Eskort birisi. Eskort birisi bak ben onu düzelttim bana bak. Demiyorum. Bana bak. Hayır, düzelttiğim lafı bana satma. Onu siz diyorsunuz. Benim kardeşim öyle biri değildi.
Ben öyle demiyorum onu. O kız zaten diyorum ne yazık ki onun için gitmiş. Hepiniz biliyorsunuz. Siz orada okey oynamaya da gitmiyorsunuz. Neyi ne için gittiğinizi hepimiz anladık biliyoruz. Tamam mı çocuğum? Diyoruz ki sana geldin teşekkür ederiz. Ne gördüğünde atladın? Bunu git anla. Öyle abla. Gidip de cinayet masasına öyle dedim. Cinayet masasına öyle demenin benim için ne anlamı var? Sen dediğinde inandılar mı? İnandılar mı sana? İnanmadılar. Sen git istediğin yere bunu anlat. Niye giderdin? Kim git atlar be buradan aşağıya? Buradan aşağıya atlamak ne demek yani? Niye atlıyorsun bir de? Ben istemiyorum Cüneyt. Aç kapıyı gideceğim. Ha, kapı kızı, miydi, kızı çok mu yardıma ihtiyacı var? Niye yardım etmedin anahtar o zaman? Anahtar Cüneyt'ti. Ve Cüneyt bana yani yüksek sesle bağırdı. Cüneyt de orada değil mi? Evet. Yani sen merdivenden insen. Cüneyt aç şu kapıyı ben çıkacağım desen. Cüneyt sana hayır çıkamazsın mı diyecek. Hani ben aşağıya indiğimde bana çık yukarıya yüksek sesle bağırdı. Yani ben onun için tedirgin yani oldum zaten. Çıkmak isteseydin Cüneyt bana mani mi olurdu? Sesle, yani büyük bir ihtimal mani bak, olacaktı Bey, benim evden çıkmama. Çıkmak isteseydin. Niye? Yani büyük bir ihtimal mani olacaktı. Çünkü bana neden yüksek sesle mani olurdu? Yüksek sesle ben bunu ifademde de söyledim Müge abla. Tamam niye yüksek mani sesle, oluyordu? Sana göre işte, neden dolayı mani bilmiyorum olurdu? Bilmiyorum işte belki kendi yanına günah keçisi suç ortağı arayacaktı. Ne olacaktı Cüneyt. Da neyin suçu? Cüneyt belki suç ortağı arayacaktı yani. Ne oldu da neyin yani. Suçu işte? Bana bak göz göze. Neyin suçuna seni ortak edecek? Ya işte bana tecavüz eder misin diye bana teklif sundu abla. Ben bundan korktum ya. Benim tamam, kaçma sebebim korktun, bu. Bütün alt kat esnaf. Evet. Çok da yardım etmek istiyorsun. Çıkarsın buraya imdat yetişin derse. Bütün esnaf da buraya çıkar. Bu Cüneyt ne ki bu kadar yani çok korkulacak? Peki bu iki küçük çocuk nasıl korkmadılar da gittiler kapısını çaldılar? Abi. Biz şahsen orayı öldürmeye gittik abla. Eğer o olaya tanık olsaydık öldürecektik. Ama kızı bulamadık. İbrahim sormuş. Kızı orada bulsak. Onu orada öldürecektik yani. Kızı bulamadığımız için biz onu öldürmedik. Sonrasında da bu evde bu tecavüz edilen kat burası mı? Üst kat. Teras katı mı? Evet. Sonrasında burada da bir temizlik oluyor. Hiç temizlik yapmayan Cüneyt. En üst katı yine temizliği. Sizin iddianıza göre. En üst katı temizliği. Benim gördüğüm bu. En üst katı temizliği. Teras ve o mutfakla banyonun olduğu tarafı temizliği aldım. Şu taraf mı oluyor orası? Aynen. Burası teras abla. Merve Nur'u gördüğü teras, kanepede orada Gökhan'ın, değil mi terasta? Evet, Gökhan'ın Merve Nur'u gördüğü yer. Orası. Gördüğü yeri temizliyor. Aynen. Yani Merve Nur'u Cüneyt'in gördüğü yerde daha sonra Cüneyt temizlik yaparken aynen. Siz giriyorsunuz. Aynen. Arada yaklaşık bir yarım saat 40 dakika falan. Sadece lütfen tek tek konuşmayalım. Kadar çekti. Bir yarım saat 40 dakika falan. 5 dakika oynuyor arada bir. Sen çöpleri de görmüşsün. Ben çöpleri gördüm. 5-6 tane. Neler vardı çöpün içinde? Bir tanesinin ağzı açıktı abla hani yarım şort şeklinde bir şort giymişti biz evden çıkmazdan önce. Evet aynen. Onun sağ tarafında 3 tane kan şeyi vardı izi hani belliydi. Yani kendi giydiği şortu atmıştı onun içine o şortun aynen. Üzerinde kan izi zaten vardı. Zaten ikinci gitmemizde de zaten üst tarafında bir şey yoktu hani üst taraf çıplaktı. Altta sadece şey vardı bir tane şort giymişti değişik. Peki temizlik derken sadece eşyalar mı yoksa silinme falan var mıydı? Komple silinmişti vilada, abla. Süpürge vilada süpürge. Vilada hani komple yani silinmişti. Abi. Peki sen gördüğünde Merve Nur orada kan izi vesaire yoktu, var mıydı? Yoktu kesinlikle kan falan yoktu. Zaten en son Aziz çıktı evden. Aziz'den 3 dakika bilemedim 5 dakika sonra ben yani bu olayla karşılaştım. İndim 2 dakika geçmedi Niboy'la Ferdi'yi gördüm. Bunlara söyledim bunlar da eve gittiler. Peki şey niye Aziz çıkarken sen çıkmadın? Ben de çıkıyordum. Yusuf gelecek dedi Gökhan dedi 2-3 dakikaya dedi hep beraber çıkarız dedi. Biz hastaneye gideriz sen de gidersin dedi. Bana. Tamam o zaman seninle bu konuşmayı yaptıktan senin tecavüz dediğin şeye kadar ne kadar süre var? 2-3 dakika var. 3-5 dakika yani evet. 3-5 dakika beni yukarıya çağırmasından 3-5 dakika var. Yukarıya çıktım Merve Nur'un kıyafetleri tekli koltuğun üzerinde buraya kadar çarşafı çekmiş. Yani ben ya tecavüz etti zannettim. Peki annesine burnun kanıyor falan demiş. Yok hiçbir kan falan yokudu. Hiçbir kan yokudu. Merve Nur'la... Yani hiçbir kan yokudu. Merve Nur... Peki sen hiç sormadın mı Merve nedir durumun diye? Çocuğum merdivenden düştü hastaneye gideceğiz dedi. Hayır o gördün ya hani çarşafa sarılmış ağlıyor. Yok sormadım hani birden panik yaptım. Teras bölümüne geçtim birden yani çekindim ben yani o anda. Teras bölümüne geçtim hemen arkamdan Cüneyt yürüdü geldi. Dedi ha, sen de yapar mısın dedi. Senin gerçekten çekinecek olan bir insan olsan o evde ne geziyorsun? Sen o kızı o halde göreceksin ve oradan gideceksin öyle mi? İstediğiniz ortam neyine gidiyorsun sen? Abla ben bir şey söyleyebilir miyim? Tamam bunu bu ortamda gördü. Kıza yardım etmedi. Hı. Korktu kaçtı. Ben olayı duyduğum kadarıyla gidip emniyete anlatıyorum. Olayı gören kişi emniyete benden önce gidip anlatmıyor. Ben duyduğum kadarıyla gidiyorum emniyete.
Ama gören kişi emniyete gitmiyor. Ve Cüneyt'e şöyle söyleyeyim Ferdi. Yani bu olay Cüneyt Yeni Kapı Karakolu'nda gerek Serik biz aldırdık. Emniyetinde. Yeni Kapı Karakolu'nda biz aldırdık. Evet ama bu aradan bir ay sonra mı, bir buçuk ay sonra mı falan olmuş. Bir ay mı oldu abla? Ben yani, ablayla emniyete gittiğimde 4 gün sonra değil mi? Hani öyle dedi. Evet evet fazla geçti. Aziz dediydi bir ay sonra. Peki kızın öldüğünü bilmiyorsun. Bilmiyorum yani kızın öldüğünü. Kıza hiçbir şey de yapılmıyor. Kendi kendine panik yapıp kaçıyorsun. Evet. Yani ondan sonra niye kaçıyorsun? Nereye kaç? Ben Antalya'daydım. Ha? Antalya'daydım. Yine yani hiçbir yere kaçmadım. Hayır çok uzun süre bulunamadı Müge Hanım. 15-20 gün falan gene Antalya'daydım. Hı. Ama bir ortadan kaybolmuşsun. Sonra Ankara'ya gittim. Polisler aramış. Yani ben o zaman cep telefonu kullanmıyordum. Babamı aramışlar, annemi aramışlar. Niye cep telefonu kullanmıyorsun? Cep telefonum yoktu. Çalmışlardı cep telefonumu. Ne zaman çaldılar? Yani bu olaydan belki 20 gün evvelinden falan. Bunlar telefon kullanmıyorlar Müge Hanım. Cüneyt de öyle. Bazıları öyle yani kullanmıyorlar. O, şebeke gibi bir şeyler. Olayın olduğu gün, olayın olduğu gün Cüneyt'in 2 tane telefonu vardı. 2 tane. Hayır, 1 değil 2 tane. Bir tuşlu telefonu vardı siyah. Aynen doğru. Bir tane de İbrahim biliyorsun bir tane de gene dokunmatik telefonu bir telefonu vardı. 2 tane telefonu vardı. Sen kaç yaşındasın? Ben 32 yaşındayım. 32 yaşındasın. Katılıyorum ablalarına. Sen zaten o eve gittiğinde neler yaşanacağını az buçuk tahmin edebilecek. Bir de diğerlerinden de büyüksün. Yaşın da gayet büyük 32 yaşında. Sen şimdi oraya gidiyorsun. Bu bahsi geçen tekrarlamak istemiyorum. Olayla karşılaştığını söylüyorsun. Evet. Tamam. Şimdi bir kere bu olaydan sonra senin kaçman son derece mantıksız. Ya ben bir tarafa kaçmadım abla. Balkondan atlamışsın daha hani, ne kaçacağım? Hani, oradan bir kaçtım eyvallah. Bir de emniyet geldiğinde Cüneyt kaçmış işte oralardan brandaların üzerinden. Bir Cüneyt kaçmış bir sen kaçmışsın. Demek yani o zaman güvenlik kamerası daha yakın bir zaman olsaydı güvenlik kamerası görüntüsü vardı. Çok merak ediyorum yani sen 21 Şubat nasıl kaçtın oradan? Ya niye kaçtın? Şunu kıza sormuyorsun iyi misin diye. Ne Cüneyt sormadım. Ne ki böyle? Cüneyt çok iri yarı falan böyle şey i̇ri bir adam mı? Ha? Baba yiğit birisi. Baba yiğit birisi. Aynen. Yani kıza nasılsın diye soramıyorsun korkudan. Yani. Kapıyı da aç diyemiyorsun bana. Aç diyemiyorum. Çünkü ben merdivenlerden aşağıya indiğimde aşırı derecede gergin ve yüksek sesle bana çık yukarı diye bağırdı Cüneyt. Sen ne zaman merdivenlerden aşağı indin ki? Yani teras kattan ikinci kata evin içerisinde inen merdiven. Ha. Merdivenlerden indim. Ha. Hani önce bir kapıyı zorladım. Hani kapıdan çıkabilir miyim diye. Bana dedi ki çık yukarıya dedi. Orayı gel diyorum sana dedi. Ama indiğin hani işleten ya. Falan değil. Orayı ev olarak kullanıyor. Ya kardeşim ev olarak Merve değil. Merve ile Cüneyt'i görmüyor musun Cüneyt, zaten? Cüneyt hocam Cüneyt. Orayı işleten Cüneyt mi? Evet Cüneyt. Evet. Tamam. Evlerden bak geç. Ne evi? Ne evi canım? Ya erkek adamsın. İndiğinde Merve ile Cüneyt orada değil mi zaten çocuğum? Evet. E tamam. Belki de adam yani çık yukarı, sana çık yukarı diyorsa niye gel diyor sonra? Bana yani yukarıya çık dedi. Ben aşağıya inince gel buraya diyorum. Sen yani bu olay yaşanırken sen terasta mıydın? Yani ilk etapında aşağıdaydım. Bana önce Gökhan diye seslenince ben yukarı çıktım. Manzarayı gördüm. Hı. Teras bölümüne geçtim. Şimdi teras bölümünün yukarıda yani yukarısı 2 parça. Hı. 2 parça. Tam ama, terasa çıktın. Evet yani. Sonra tekrar içeri mi girmek istedin? Ondan sonra Cüneyt teras bölümüne kapıya dayanarak dedi ki sen de yapar mısın Gökhan dedi. Hı. Ben de dedim sen ne diyorsun lan dedim. Hı. Fırladım merdivenden aşağı indim. Bana dedi ki gel buraya yukarı çık dedi geri tekrardan. Yüksek sesinden bunu bana tekrar tekrar bağırdı. Hı. Önce ben kapıyı bir zorladım kapıyı açamadım. Ondan sonra oradan kaçabileceğimi düşündüm. Belki bana bir şey yapacaktı abla. Erkek adam demek ki kıza bir şey yaptı. Ya. Belki bana bir şey yapacaktı. Demek ki kıza yaptı. Ama benim orada gördüğümde Merve Nur yaşıyordu canlıydı. Tamam bana bir şey yapacaktı diyorsun ya. Belki, belki de bana bir şey yapacaktı. Belki Merve Nur'la beni öldürecekti. İkimizi beraber öldürecekti. İkinizi beraber öldürecekti. İkimizi yani beraber. Demek ki Merve Nur öldürüldü. Yani orada hani şu anda ölüyor. Yani Merve Nur öldürüldü. Belki beni de ortadan yok edecekti. Hani nerede şu anda Merve Nur'da elinde ne yok. Vardı seni öldüreceğinden korktu? Hiçbir şey yoktu ama yani evde illaki suç aleti falan vardı orada. Ay, o sırada Merve yani, Nur'la ikinizi yani. Öldüreceğini düşündüğüne göre Merve Nur'u neyle tehdit belki ediyordu yani, ki? Hani ben şu anki yani zihniyetimi söylüyorum ama o anki... Hayır. O an senin böyle bu 3. kattan aşağıya atlama zihniyetin zaten onun elinde bir şey olduğunu yok gösteriyor. Yok yani elinde hiçbir şey yoktu. Elinde hiçbir şey yoktu. Sen de bir şey tane yokudu. Yumruk salla senin de elin armut toplamıyor ya sen de erkek yani. Olarak bir tane saklar şuradan hiçbir insan şey yokudu. Ama imdat benim dersin Merve gelir millet. Gördüğümde Merve oğlum dağın başında değilsin ki Antalya'nın en cıvcıklı yerindesiniz. Şuradan
seslendiğin zaman bütün bu dükkanlar gelir. Gelin kız, kız ölüyor dediğin zaman durur mu bizim millet? Ondan sonra zaten aşağıya indim. Oradan atlayana kadar balkondan bağırsan 10 tane 100 tane adam hani, çıkar yukarı. İbrahim'le keşke balkondan bağırsaydın. Yani. Bak demin anlattığını söyle bana. Merve Nur'la beraber belki beni öldürecekti diyorsun. Belki beni de öldürecekti abla. Yani belki ama ben, seni de. Aynen yani ama ben orada Merve Nur'u öldürdüğünü görmedim. Siz ama o zaman Merve'nin orada öldüğünü görmeseniz kalkıp da o panikte merdivenden aşağı kaçmayı düşünmezsiniz. Yani Merve Nur'u gördüğünde canlıydım. Bir dakika, dur. Merdivenlerden atlayıp balkondan atlayıp. Kaçmanızın sebebi demek ki Merve'nin o andaki durumunun o zaman ben iyi olmadığını İbrahim, gördüm. İbrahim'den Ferdi'ye derdim. Böyle böyle Merve'yi öldürdü derdim. Hani ben kendim polisi falan arardım. Ama, ama Merve Nur orada, orada Merve Nur yaşıyordu. Bak şöyle bir laf ediyorsun. Diyorsun ki belki beni de öldürecekti. Aynen. Evet. Beni de ne demek? Onu öldürmüş sıra bana yok geldi demek. Ama Merve Nur yaşıyordu benim o evden çıktığımda. Çünkü İbrahim'den ben Ferdi'ye... Belki nefes alıyordu ama yok, durumu iyi değildi. Yok ağlıyordu. Ağlıyordu. Yorganı buraya kadar çekmiş şey, çarşafı ama Merve Nur ağlıyordu. Şimdi burada yayında söyleyemiyorum da Merve Nur'a yaptığını sana mı yapacaktı çocuğum? Sen niye balkondan atlıyorsun? Yani ben de oradan panikledim. Atladım kaçtım abla. Ne yapayım yani? Oturayım ona yani şey mi yapayım? Aç kapıyı imdat de kız için yardım iste. Atladım. Ondan sonra İbrahim'den direkt Ferdi'yi gördüm zaten. Aşağıya ini inmez zaten bu gördüm. Dedim he, böyle böyle dedim. Bu dedim Merve Nur'a dedim tecavüz ediyor dedim lan. Fırlayın dedim oraya bir gel, gidin dedim. Gel dedik kendisi gelmedi. Ben şahsen gittim, ben kendim gitmedim. Ben bu yaşımda abla. O kız Aziz de vardı Aziz de gitmedi. O kızı orada görseydim erkeğim diye geziyorsam ben o kızı oradan kurtarırdım. Bu çocuk küçük bu da ben niye korkayım ki Cüneyt'ten? Sen dedik, koca gelmedi adamsın. Yani ben erkeğim diye gidiyorsam tamam ben kurtarırdım. Ya hayır ben şimdi sana bir şey de yap demiyorum. Bilmiyorum adamın durumunu da yani şuradan niye yardım istemedin atlamaya gelene kadar ya? Ben onu anlamadım. Yani şuradan yardım niye istemiyorsun? Yani o anda yani benim aklıma gelmedi abla yani yardım istemek. Ben yani elinde ne vardı sen onu söyle. Hiçbir şey yoktu abla. Ben Merve Nur'u gördüğümde hani Cüneyt sadece böyle sus işareti yapıyordu. Merve Nur yanındaydı. Ağlıyordu Merve Nur sadece. Sessiz. Ağlıyordu. Hem sus işareti yapıyor hem kendi mi bağırıyor Cüneyt? Ondan sonra ben aşağıya indim de benim arkamdan İkisi çok yüksek ses. İkisi tutmuyor ki birbirini. Çok yüksek sesinin bana çık yukarı de, gel buraya diyorum dedi. Hani o ben, adam herkesi evden gönderiyor bir tek seni o evde tutuyor. Demek Aziz'i, ki sen onun yanında olmasını istiyor. Yok, Aziz'i, demek ki sen de bir şey Aziz'i, yaptın. Beraber yaptınız bunu açıklarsın. Aziz'i yatak odasına koymuş. Yani önce İbrahimgil gitti en sonunda... Aziz'den ben dedin vardı. Aziz'den ben vardım. Aziz bana dedi ki ben dedi lavaboya çıkacağım dedi. Çıkayım mı dedi. Dedim abi dedim çık yukarıya git de dedi. Cüneyt'e bir sor dedi. Hani biz de aşağıda onları bekliyoruz hastaneye gidecekler diye. Hep beraber çıkacağız diye bekliyoruz biz. Şimdi bak işin burası mişli geçmiş zamanın hikayesi. Şimdi oraları geçelim. Sen orada kalmışsın. Madem tanımıyordun. Madem elbiseni alacaktın, madem o ortamda zaten çok hoş bir ortam değil. Aynen. Tamam, al ayakkabını çık git. Sen çıkmıyorsun. Herkes gidiyor, sen kalıyorsun. Göndermedi işte. İbo Giri gönderdi, İbo Ferdi, o bayan gitti. Aziz de beni göndermedi özellikle. Tamam, ama Aziz de gitti. Ondan sonra... Ama Aziz de gitti. Aziz yukarıya... Sen kaldığına göre... Evet. Ne yapılacaksa beraber yapacaksınız. Yok. Yoku moku yok. Herkes gitmiş. İki erkek bir kız kalmışsınız. Olay bitmiş. Herkesi göndermişsiniz. Şimdi kıza o evde ne yapıldığı sorusu var. Sen kaçtığına göre demek ki planlanandan farklı bir yöne gitti iş. Bilmiyorum başka abla bir şey planlıyordunuz. Öyle bir şey oldu ki yok abla, ben sen yani suç ortağı olmamak için hatta belki sana da bu iş sirayet edecekti. Yani benim gördüğüm atladın üçüncü kattan kaçtın. Yani benim bunu gördüm. 5 yaşındaki çocuğa da söylesen. Hani bu benim söylediğim atla deve bir şey değil. 5 yaşındaki Antalya çocuk da aynı şeyi söyledi. Antalya Emniyeti de aynen bu şekilde söyledi. Bunu Antalya kime söylese dedi, inanmaz da, dedi. Sonuçta hani aklı başında insanlar. Aynen. Sen böyle söyledikçe kim sana inanacak? Bırakmamasının sebebi çık yukarı bir yere giremezsin demesinin sebebi. Yani gel bu yaptığını temizle. Bak kızını ne durumda bıraktın nereye gidiyorsun demek istedi. İkisinden birisi. O zaman neden ben... Madem bir cinayet falan işledim yani İbrahim'le Ferdi'yi gönderiyorum. Başka türlü yok kardeşim. Neden gönderiyorum İbrahim'den Ferdi'yi ben şimdi öyle sen, bir... Sen bizi gönderdin ama gönderdikten sonra sen de polise gidip böyle böyle gördüklerini anlatabilirdin. Ben görmediğim evet, halde gittim anlattım. Siz gidin ben de polise gideyim diyebilirdin en azından. Ya da oradan atlayana kadar ya bağırsan kaç kişi çıkardı yukarı.
Senin hiç mi kardeşin yok? Kız kardeşin var mı senin? Var. Vicdan yok abla. Aynı şey senin başına gelse ne yapardın? Ya ben senin kardeşine yapılsa bu. O an orada gördüğün senin kardeşin olsa ne yapardın? Yani ben öldüreceğini falan, hani orada öldürdüğünü falan. Yani ben yani ona Merve Nur'a yani bir zarar vereceğim. O an orada yani senin kardeşin falan, olsa yani ne yapardın? Ama öldüreceğini orada, tahmin etmedin. Hani ama öldürüldü. Ama öldüreceğini falan yani ben bilmiyorum yani öldürdü mü? Ama orada beni tecavüz etti. Veya sen çok güzel yani anlatıyorsun, biliyor musun? Sen kendini çok güzel anlatıyorsun. Beni de öldürecekti diyorsun. Öldürebilirdi diyorsun. Evet, evet. Onu öldüreceğini tahmin etmedim yani diyorsun. Abla benim bildiğim, benim gördüğüm bunlar. Hani ben desem ki Merve Nur'u öldürdü desem, Merve Nur'un ölüp ölmediği şu anda belli mi? Evet belli. Belli. Benim kardeşim yani sağ olsa arar mı? Belli, üzerinden 4 ay geçmiş. Nereye yok gidecek yani, Merve'nin? Hani desem ki hani ben bu suçlamaları ben kendi üzerimden atayım. Cüneyt'i ben suçlayayım. Bak sana desem, ben bir suçlama yap demiyorum. Diyorum ki orada ne gördüğünü, seni oradan o üçüncü kattan atlatacak şeyi söyle bana diyorum. Benim gördüğüm bunlar. Abla. Hayır ben ondan başka, dolayı atlamazsın. Başka bir şey görmedim mümkün abla. Mümkün değil. O zaman ağzımdan çoğu kelime çok önemli. Merve'yi öldürdü, beni de öldürebilirdi. Veya Merve gibi beni de. Beni de kelimen, beni de öldürebilirdi kelimen birçok şeyi ortaya koyuyor. Beni yani de. Cüneyt zaten yakalandıktan sonra şu anda öldüreceğini tahmin etmemiştim. Yani öldüreceğini tahmin etmemiştim diyor. Hani onu şahsen, şahsen abla sadece tecavüzü görüp de oradan atlamaz. Kapının anahtarını alır. Sen de 32 yaşındasın, o 40 yaşında. Aranızda fazla bir fark yok. Erkeğim diye geziyorsan sözünü geçirirdin. Korkmazdın. Anahtarı alırdı. Ver lan bu anahtarı. Ben gideceğim buradan. Anahtarı alır kapıdan çıkardı. Hani atladıktan sonra çağır herkesi. Zaten esnafın içine atlıyor. Ben size söyledim zaten İbrahim. Ya bunlar ne yapsın? Bunların ikisi hani küçük çocuk. Sen siz kaç yaşındasın? Ben 19. 20'ye geldim. Bu 19'sa? 23. 23 yaşında. Sen onlardan büyüksün. Hani ben o anda bir anda panik yaptım. Yani ben orada ya panik falan, yaptınsa tamam. Panik yapana benim kadar aklıma gelmedi abla. Panik yapman ama için benim bir yani şey görmem. Orada bir ben şey yani gerçekten yani ölüm, herhangi bir şiddet, herhangi yani o cinayet falan görmüş olaydım zaten ararım. Gökhan Bey, peki panik niye yapman kaçtın için o zaman? Yani bir şey görmen lazım. Tecavüz görmüyorsun, şiddet görmüyorsun, ölüm görmüyorsun, kan görmüyorsun. Sen Süpermen misin? Niye atlıyorsun üçüncü kattan? Kaçtım abla bana o şekilde geldi mi? Ben panikledim kaçtım abla. Niye panikledin ama işte soru bu. Hiçbir şey görmedin. Şimdi burada oturuyoruz hepimiz. Evet. Tamam mı? Yani eğer birimiz kaçarsak şimdi deli derler adama ya. Niye kaçalım ki? Oturuyoruz işte böyle. Bir şey görürsen kaçarsın. Yani benim gördüğüm oydu abla. Ben tecavüzü bile görmedim diyorsunuz. Onu bile tahmin ettim diyorsunuz. Olmaz. Girelim reklama. Evet Gökhan, sen aslında Cüneyt'le daha evvel Merve meselesini konuştun. Merve Cüneyt'in telefonunu kullanmış diyorsun. Bir anlatır mısın? Merve Cüneyt'in telefonunu kullanmış. Cüneyt'in rehberinde olan, gerek kendi aklında olan numaralara Cüneyt'in adıyla, ağzıyla yani küfür etmiş. Yani bu dönüşleri olmuş tabii ki Cüneyt'e. Sen bize ne diye küfür ediyorsun falan diye. Cüneyt bunu dedi, ben bunu dedi, bunun yanına koymam dedi. Onun dedi yanına bırakmam dedi. Hı. Cüneyt Merve'nin yanına bırakmayacaktı evet, bunu. Merve evet, Cüneyt'in telefonuyla Cüneyt'in arkadaşlarına evet, küfür ediyor. Evet. Onlar da sen niye bize küfür ediyorsun diye Cüneyt'e dönüyorlar. Evet. Cüneyt de sana diyor ki ben bunu Merve'nin yanına bırakmam. Evet. Böyle bir yani olay olmuş. Yani Cüneyt de bana bunu söylemişti. Peki sen onları orada görünce bunu düşündün mü? Yani ilk etapta bu benim aklıma gelmedi. Hani benim sadece orada gördüğüm hani tecavüz ediyor düşüncesiyle. Yani ben düşündüm yani. Ama daha orada böyle bir fiil de yok ortada. Yani tecavüz ediyor. Yani ben zaten tecavüz ettiğini görmedim. Yani durum onu gösteriyordu. Hayır ama daha başlamamış böyle bir şey. Çünkü 2-3 dakika olmuş. Aynen 2-3 dakikalık bir şeydi abla. Yani aslında daha hiçbir saldırı yok kıza böyle söyleyelim. Aynen. Daha şey olsun. Kıza herhangi bir saldırı olmadan sen oraya gidiyorsun. Aynen. Tamam. Hiçbir saldırı falan yoktu yani. Hı. Yani orada kan falan, darp, şiddet hiçbir şey görmedim ben. Tamam. Yani, sana dedi ki sen de gel benim yanıma. Evet. Yani bana bu şekilde söyledi. Sen de gel dedi. Hı. Sen de dedi yapar mısın dedi. Hı.
Önce kapıyı zorladım. Zaten çıkamadım kapıdan. Ondan sonra o yani inişi orayı kullandım. Ondan sonra zaten aradan bir dakika geçmedi. İbrahim'le Ferdi'yi gördüm. Önce terasa çıkmıştın. Terasa çıktım. Evet beni ilk bir etapta... Bir öncekinde öyle anlattın çünkü. İlk etapta ben terasa çıktım. Hani bana seslendi. Ben evin giriş katındaydım. Bana seslendiğinde evin ikinci katına çıktım. O manzarayı gördüm. Tamam. O hemen manzarayı gördüm. Hemen inmedin aşağı. Terasa bir çıktı. Bir kendime geldim dedin terasta. Yok. Ondan sonra öyle görünce teras bölümüne yani utandım bir anda. Teras bölümüne geldim. Cüneyt de hemen ardımdan geldi. Sen de dedi yapar mısın dedi. Hani bu bir dakika bile ne sürmedi bu olay. Ya ondan neyden utanacaksın? Orada ya. Onların yapıldığını biliyorsun. Sen bunları bir bırakır mısın artık ya? Doğruyu anlatır mısın artık? Benim Allah rızası hani Allah'ı biliyorsan yani birazcık Allah rızası için anlatır mısın? Hani benim doğrularım bu. Senin doğrun buysa yalanın ne artık onu çok merak ediyorum. Benim doğrularım, benim gördüklerim bu. Yalan söylüyorsun ben sen. Ben yalan söylemiyorum. Benim yalan doğrularım söylüyorsun. Bu. Benim doğrularım bu. Bak o senin evde doğrun benim doğrum olmaz. İkinizin arasında doğru yok tektir. Oldu benim kardeşim. Sonrasında... Senin doğrun benim doğrum diye bir şey yok hayatta. Doğru diye bir şey var. Doğru olan bu. Diyelim o zaman abla. Hani sonra ama, ben aşağıya... Ama konuşurken diyorsun ki beni de öldüreceğinden falan yani. Şimdi beni de hepimiz Türkçe konuşuyoruz evet yani. Abla. Tamam. D2 orada niye kullanılıyor? Onu öldürdü ya da öldürecek. Beni yani de öldüreceğinden korkuyorum. Ben orada hani. Türkçe gayet bana zarar vereceğini düşünüyorum yani. Bey sen orada Merve'nin öldüğünü gördün, öğrendin. Daha fazla durup da isminin bu olaya bir cinayet olayına... Karışmaması için de kapıyı kilitli gördün, kapıyı açmadıklarını anlayınca da yok, sana talimatla kesinlikle. Bir yere gidemezsin dediklerinde eyvah ben de bu işin içinde olacağım yok. Diye acele yani kendini balkondan yani aşağıya attın. Nereden bileceğiz? Başka belki de sen yaptın. Yok. Belki de bu başka anlattıklarını sen yaptın. Cüneyt'in üstüne atıyorsun yok, o zaman. Yok yani öyle bir durum olmuş olsaydı hani ben Merve'ye herhangi sen yaptın, kötü bir şey seni yapmış olmuş sen olsaydım. Şekilde kaçtın Merve'ye kötü bir şey yapmış olsaydım. Herhangi hmm. dokunmuş olsaydım, öldürmüş olsaydım, hani İbrahim'den Ferdi'ye gidip de söylemezdim. Söylerdin çünkü orada Cüneyt, sen ve Merve vardı. Evet. Dolayısıyla Merve öldüğüne göre ya Cüneyt ya sen yaptın ya da ortak yaptın. Biz hep beraber yaptınız. Zaten çıkacaktık. Ortak evden. Ya da ortak evden yaptınız. Hep beraber ben de çıkacaktım Ferdi'yle bir beraber. Bir dakika. Dolayısıyla... Bir algı yaratman gerekebilirdi Cüneyt yaptı diye. Evet. En güzel bunu yaratmanın yöntemi de oraya girip çıkan arkadaşlarına Cüneyt'in böyle bir olay yaptığını söylemekti. Yani... Oraya siz üçünüz beraber gitmişsiniz. Vallahi ne olursa olsun ben beraber gittiğim arkadaşlarımla çıkar beraber dönerim. Demek ki siz bunu planlamışsınız. Niye tek başına gönderiyorsun arkadaşlarını? Çık beraber gitsene aynen. Onlarla. Panikledim atladım diyorsun mesela. Ferdigil giderken sen de niye çıkıp zorla bakmadın? Zorla tutamaz ki bir niye evde Cüneyt yani. Ne yaptın demiyoruz. Sen ondan abisinin önüne gitsene. Şöyle gördüklerim bu. Hani ben de gerçekten fazlasını görsem de hani bir şeyler görsem de anlatsam da olay aydınlığa çıksa. Ama benim gördüklerim bu. Ben de fazlası yok. Hayır bana söylediğini söyle. Senin de böyle bir tecavüz davan varmış. Yok benim devam eden bir mahkemem vardı. Tekerrüye uğrar diye alacak verecek bir davam vardı benim. Alacak verecek alacak mi? Verecek bunun içerisinde bize iftira atmışlardı. Taciz ettiler bizi diye. Hani bu tekerrüye uğrar diye biraz da ondan korkup yani. Yani senin daha evvel de böyle bir seninle ilgili böyle bir şikayet var. Evet. Yani sen orada birisine bir şey yapacak diye korkup da kaçacak bir adam değilsin. Senin zaten böyle bir davan var. Yani sen gene böyle bir işe karışmışsın. Sen niye kaçasın? O yüzden siz kızı kurtarmıyor zaten abla. Siz kapatmışsınız kapıyı. Kızı da almışsınız oraya. Yani abla benim gördüğüm hani bu. Ben kesinlikle Merve'ye elimi sürmedim. Sürmedin ama oradan kızı kurtarabilir hani misin? Ben sonuçta gördün o halde. Merve'nin ağladığını şey... görünce kızım geçmiş olsun hayrola neyin var niye ağlıyorsun dedin mi? Yok demedim. Çünkü evet. Cevap verecek durumda değil. Düzgün bir insan evladı olsan için, bunu söylerdin. Ağlama da işin göstergesi sizce. Ağlayan yok. Kızın işi bitmiş. Yok. Siz o anda işte ağlıyordu. Bir de daha devam ediyorsunuz senaryoya. Bir de bana işaret etti parmağıyla sus diye.
Merve'ye işaret ediyordu sus diye. Hayır niye sus yani? Merve'ye sen işaret ediyordu. Sen ona bir şey sordun mu ki o sana parmağıyla işaret etti? Merve'ye sus işareti ediyordu. Bir şey sordun mu nasılsın diye? Yok sormadım. Sormadan ben niye sana ben o şekilde. Sus desin? Çünkü hocam şu şekilde söyleyeyim. Hani bir onların yukarıdan inip hastaneye gideceklerini ben düşünüyorum. Yukarıya çıkıyorum o manzarayla karşılaşıyorum ben. İlla ki yani şaşırmak zorundayım ben. Şimdi siz bana yükleniyorsunuz. Teoride çok güzel konuşuyorsun ama bunun pratiğini ben yaşadım. Bunun pratiğini ben yaşadım. Teoride tamam çok güzel konuşuyorsunuz. Ben onların hastaneye gideceğini düşünüyorum. Yusuf gelecek 2 dakikaya çıkacağız diyor. Yukarıya çıkıyorum o manzarayı görünce benim şaşırmam, benim paniklemem, benim korkmam çok normal. İşte ben de diyorum ki şu anda aralarında bir şey olduğunu biliyorsun. O panik üzerinden at. Gerçekleri ifade benim gerçeklerim zaten bu. Benim gördüklerim bu hocam. Seni suçlamıyorum. Senin bir takım şeyleri sakladığını düşünüyorum. Ben hiçbir şey saklamıyorum. Benim o gördüklerim, hocam benim gördüklerim çok affedersiniz. Buyurun, afiyet olsun. Benim gördüklerim bunlar. Ben Antalya Emniyetine senin de... Senin gördüklerinden 3 kat aşağıya atlanmaz. Antalya net. Emniyetinde de aynen ben bu şekilde ifademi verdim. Ya ifade verdim de ne oldu oğlum? Sen ifade verdin de inandılar mı? Git istediğini söyle yani. Bir de sütlü kahve söyle. Sen ifadeyi verdin de o ifade doğru mu? Sen gidip oraya ifade verdin diye aa Gökhan da böyle söyledi mi diyecek Antalya Emniyeti sana. Sen söyledin onlar da yazdılar. Hani yalan söylüyor dediler koydular kenara. Şimdi kızın cesedini buldukları zaman ilk alacakları adamlardan biri de sensin. Sen o ifadeyi verdin de ne oldu yani? İfade ne demek? İfade gittim istediğimi söyledim demek. Bakma emniyetin daha da hoşuna gider. Benim de hoşuma gidiyor yalan söyleyen. Çünkü doğru söylese işte doğru. Herkes öteki türlü anlıyorsun yalanını. Bütün suçlu psikolojisine efendim ben ifade vermiştim poliste. Veya savcıda. Ne olur ifade verdin? Orada sorulanlara cevap verdin. Gerçekleri mi anlattın? Hayır. Biz diyoruz ki gerçekleri konuş kardeşim. Biz gerçekleri bugün sussan yarın öbür gün bu sustukların açığı meydana çıkar. Elbet merak çıkacak. Etme. Ama elbet çıkacak. Allah ya ben diyorum ki senin tarafından bir takım gerçekler ifade edersin. Sen zor durumda kalma. Müşkül vaziyette kalma. Hocam siz bir suçlu bir insanın kalbinin nasıl çarptığını bilir misiniz? Efendim? Suçlu bir insanın nasıl kalbinin ama çarptığını bilir artık misiniz? Ama iyi artık Türk filmi mi çeviriyoruz Allah aşkına ya? Suçlu bir insanın kalbinin nasıl çarptı? Sen şimdi Cüneyt'ten mi korkuyorsun ya? Demin şöyle bir laf ettiniz. Kusursuz cinayet yoktur nasıl olsa bu da evet. Ortaya çıkacak. Evet çıkacak yani öyle de böyle de bu. O zaman bir cinayet olduğunda... Eğer varsa gibi. Eğer burada bak, bir cinayet bir varsa yoktur bak, yani. Yani bunun kusuru yoktur yani. İnsanın ağzından çıkan... Sözler aslında pek çoğu kendini ele verir. Deminden beri bütün aslında söylemlerinin altında Merve'nin öldüğünü bildiğin, Merve'nin zaten söylentiler böyle. Söylentiler yani zaten böyle. Söylentiler böyle. Tamam. Nasıl söylentiler? Yani nasıl herkes yani herkes şu anda Merve'nin cinayete kurban gittiğini söylüyor. Eğer Merve öldürüldüyse onun kusuru yoktur. Elbet çıkacak bu. Elbet çıkacak. Kim öldürmüştür Merve'yi? Yani en son o evde Cüneyt vardı. Nasıl öldürmüştür? Bilmiyorum. Sence? Onun sorularını da Cüneyt size verecek. Yani emniyete gerek. Emniyet zaten ikinizi bulamadı ki. Ben emniyete yardımcı oldum. Dedim evet. Abi şuradan bakın şuna ben iki defa verdi alındım. Emniyet sizi olaydan ne kadar sonra bulabildi? Çok sonra çünkü bulundun. Antalya dışına çıkmışsın sen de. Hatta Cüneyt de olay yerini incelemeden kaçıyor. Cüneyt yanına gelip seni dövmüş galiba benim adımı niye verdin diye değil aynen. Mi? Aynen. 15 kişi İbrahim'e çökmüşler benim adımı siz verdiniz. Cüneyt seni dövdü mü? İbrahim'i dövdü. Şöyle söyleyeyim abla. Seni mi dövdü? Bundan bir ay evvelinden. Bir dakika durun bakayım bir dakika bunu bilmiyorum ha. 15 kişi birden bana saldırdı orada. Cüneyt. Aynen demir onun nedeni de ne biliyor musun abla? 3 kişiyle de bana saldırdı abla. Onun evet bir ay önce. Neden? Benim hakkımda ifade vermişsiniz diye. Ha. Şahidim de var. Adamı neden söylüyorsunuz diye konuşamadığını. Yani anne saldırmasının sebebi bu dedi bu şehirden dedi gideceksin dedi mesela bana. İki tane Baki Ali, Cüneyt üçü biz paket servisi yaptırıyorduk kendimize. Yanımda tabii ki şahitlerim de var. Eda Hanım'dan Mesut abi vardı. Cüneyt yani bana bağırdı, çağırdı. Yani bana da yani aynı İbrahim'e yaptığı muameleyi yaptı. 2 tane dosyam var benim Cüneyt'le şu an. Evet abla. Hani
O yüzden sen de bu kadar konuşabiliyorsun yani. Yok abla, ben Cüneyt'ten korktuğuma değil yani, ben Cüneyt'ten kesinlikle korkmuyorum. Ya korkmuşsun işte, atlamışsın 3. katta ya, hani daha Cüneyt'ten ne kadar korkacaksın yani. Yani. Hani ben şu anda yani Cüneyt'ten korkmuyorum. Sen oradan ölebilirdin. Sen oradan ölebilirdin. Mehmet abla, yani düşebilirdim, ayağım kayabilirdi evet. Orada. Yani beyin, ya, beyin sana bir şey söyleyeyim mi? Kırıp düz yolda kanaması, yürürken insan düşüyor, kafasını trotuara çarpıyor, beyin kanaması geçirip ölüyor. Sen buradan ölümünü atlıyorsun. Hani tecavüz olayı da yok ortada. Hani böyle görmüyor çok anı. Da şeyde değilsin böyle yani. Öyle atlayacak, zıplayacak bir adama da benzemiyorsun. Sen oradan atlıyorsun bunu. Evet, atladım abla. He. Hadi biraz daha uzun boylu falan olsan belki biraz hani mesafe kısalır. Zaten sen oradan oraya nasıl atlayacaksın? Sen oradan atladın diyelim. Ayaklarını da tutsan ayağın o şeye basmaz. Senin boyun kaç? 1.80. He. Sen nereden oradan atlayacaksın? Yani bayağı sen artık ölümüne atlamışsın yani. Artık demişsin ki ne olursa olsun yani, yeter ki buradan kaçayım. Bayağı büyük riziko bu. Riziko olsun. Bayağı büyük riziko. Hayati bir rizikoyu göze alıyorsun. Yani abla, benim gördüğüm o. Yani fazlasını yani orada yani... Neydi Cüneyt sana? Daha fazlasını söylersen ne yapacağını yok, söyledi? Yok yani benim hakkımda ifade vermişsin dedi. Hı. Ne verdin dedi. Ben söylemedim. Ben sadece dedim orada dedim ne gördüysem onu söyledim dedim ifadede. Hı. Cüneyt'e. Ne gördüysem dedim onu söyledim. O da ne gördün dedi? Ondan sonra bağırmaya başladı. Küfür etmeye başladı. Ne dedi mesela küfür ederken bağırırken? Hani... Yüksek sesle işte bağırıyordu. Ana avrat sövmeye başladı hayır, hayır, bana. Ama ne dedi sana yani? Niye böyle olmadığı halde şöyle mi dedin böyle? İşte. Hayatım yani diyorum ki ne oldu yani? Hani sen evet ifade vermişsin benim için. Evet. Sen de dedin ki ben gördüğümü söyledim. Evet. Tamam, o sana ne dedi? Ben gördüklerimi işte ondan sonra bu küfürleri saydırmaya başladı bana. Ha, sen de demedin mi ama bunlar oldu ya da hani şöylesi şunu söylemedim falan ya. Nasıl bıraktılar hani, sonra seni üçü? Ne kadar dövdüler seni? Yo, beni dövmediler. Bana hadi. Vurmadılar. Sadece üzerime hani iki kişi Cüneyt'i zapt etmeye çalışıyordu. Cüneyt benim üzerime geldi. Üç kişilerdi. Tamam, ne dedi? Daha fazla bir şey söyleme mi dedi? Hı? Yok, bana bağırdı çağırdı. Ondan sonra bunu uzaklaştırdılar bizim yanımızdan. Biz de zaten oradan taksiye bindik, yürüdük, gittik. Cüneyt benim de üzerime geldi abla. Biz Cüneyt'i bunu... onadan aradı kapıdan ve... çıkamadı. Ben Cüneyt'in arkadaşlarına da ve yazdım. Yani şöyle söyleyeyim abla. Anında da ben gene yani o arada bana cinayet büroda polis memuru numarasını vermişti. Herhangi dedi Cüneyt dedi senin karşına falan çıkarsa dedi. Bize dedi ara dedi ve aradım da yani o arada. Hı. Dedim böyle böyle dedim abi dedim. Dedim, Cüneyt tamam, dedim, yani şu anda anlatacaklarından dedim. Dolayı yine sana zarar mı vereceğini düşünüyorsun? Yok, ben şu anda yani. Mesela sen Ankara'ya niye gittin? Yani ben Antalya'da hiçbir işim yok kalmamıştı yani yoktu yani benim Cüneyt bir işim. Cüneyt şöyle demedin mi? Şehir dışına çık dedi bana dedin. Adam yok, git dedi gitmişsin geldi. Yok ben şöyle gelmişsin ben zaten resmen. Ankara'daydım. Gelip Ankara'dan dedi, geldim mahkeme herhalde. İçin Antalya'ya gittim. Antalya'ya gittim Ankara'dan. Cinayet büro beni tekrarından aldı mahkeme günüm. Ya seni arıyor cinayet büro sen yoksun. Sen normalde Antalya'da işte dolaşırken birdenbire ortadan kayboluyorsun. Evet, Ankara'ya gittim. De hemen tamam. Olaydan sonra. Ama ne tesadüf. Ya 15 gün sonra falan gittim yani. Bu tamam, tabii polis ki... polis soruşturmaya başladığı noktadan itibaren sen de Ankara'ya kaçıyorsun. Yok, Ankara'da ben... ne iş buldun? Yok. Antalya'da iş bulamayan Ankara'da ne yok, iş buldun? Yok, ailemin evi var, annemin evi var. Ha, gittin annene sığındın. Annemin yanındaydım ben. Annemin yanında kalıyordum. Hani... niye baştan sen annenin yanında kalmıyordun da orada burada kalıyordun? Antalya'da benim evim vardı abla. Ha? Ben çalışıyordum. Pandemiden dolayı bizi işten çıkarttılar. Ne işte bizim... çalışıyordun? Lara'da... restoranda çalışıyordum, balık evinde. Ne iş yapıyordun? Balık garsonluğu. Ha. Peki balık garsonluğunun peki? Böyle bu taciz, tecavüz dosyalarıyla ne alakası var? Abla, alacak verecek mevzusu için bizim bir mevzumuz vardı. Tabii ki yani gerçekten de o taciz yerinden de ben kazandım davayı. Tamam da alacak verecek ha. Dosyasında bir kadın da bana taciz etti der mi? Yani sonuçta... Bizden kurtulmak için. Yani çok büyük miktarlarda para vardı işin içinde. Yani benim bir 3-5 bin lira bir alacağım vardı. Bir galericinin de 1.2 trilyon alacağı vardı. Biz gittik eve. Yani orada itiş kalkış. Siz tahsilata gittiniz. Biz parayı almaya gittik. Orada tabii ki itiş kalkış oldu. Bizi... Ya bir şey söyleyeceğim. Hani... Öyle bir anlatıyorsunuz ki baştan anlatacağını. Yani sen gidip çek tahsilatı yapmaya diye gittin. Olay bu yani. Hani benim ilk mahkemem şimdi bu. Balık garsonundan... Geldik çek tahsilatçısına. Yok abla, çek tahsilatı falan ondan değil. Ondan sonra bir alacağım şey söyleyeyim mi sana? Benim. Ya bırak o yok. Çek tahsilatı yapan adam
gidip de gel bana Gökhan bu kıza bilmem ne yapalım dedi diye üçüncü kattan atlar mı yok, be? Yok o mevzu değil abla. Ya yok. O mevzu bu mevzu. Yok yani benim mevzum küçük zaten... Küçük Polat Alemdar gibi geziyorsunuz, yok. Çek tahsilatı yapacaksınız diye. Çek tahsilatından diye. Çek falan tahsilatı değil. Nasıl yapacağım? Yok. Kapıyı çalıp beyefendi bir çekimiz var ödenmemiş verin yok, mi diyorsunuz? Yok o şekilde değil abla. Tehdide gidiyorsunuz. Yok yok kesinlikle o şekilde değil. Zaten benim bu olayım 2019'da olmuştu. Ya İlk 2019'da olsun. Bu olayım. 2019 yani dediğin daha bir buçuk yıl evet 2019'da olmuştu. Yani benim ilk mahkemem ondan. Hani benim bu tekerrüye uğrar diye. Sonra gittiğiniz kişi kadın mıydı? Yok erkekti. Erkeği mi? Tecavüzü. Yanında kız arkadaşı da vardı. Ha, siz bir de onun kız arkadaşına bir şeyler yaptınız. Yok yapmadık. Ya bırak Allah aşkına. Ay gerçekten çok sinirlendim. Abla şimdi hani evin dediği yerde. Bir de gidip bir de terbiyesizler yani. Gidip ne şeyiniz varsa yanındaki kadına dokunulur mu be? Yok biz hiç dokunmadık. Sadece telefoncu arkadaş bizden kurtulmak için, bize parayı ödememek için kız arkadaşını ortaya sürdü. İşte bizi taciz etti falan filan. Der mi bir adam kız arkadaşı evet, için olmayan işte. Şeyi ya? İşte dedi abla. Demez öyle canım evet, kusura bakma bizde, demez. Bizde bu kağıtlarını da getirecek bir delil, onları bir da, delil bunları da dava size gösterecektim. Böyle böyle mahkemem vardı. Onun için oradan kaçtığımı bakar, şey derek. Bazılarınız için hayat başka şekilde yaşanabilir anladın mı? Bir adam tutup da hiçbir şey yapılmamış kız arkadaşı için böyle bir şey söylemez. Evet. Kendi arına namusuna yediremediği için söylemez. Anladın mı? İşte ama gidip de o arkadaş çek yani için eve gidip, arsız ve namussuz bir şeyler, insan olursa bu şekilde... Kıza da bir şeyler yapılırsa... Evin sahibi falan da vardı. O da bir başkasının evindeydi. Sen balık şey değil misin? Sen balık garsonu evet. Sana ne galericinin çekinden? Yok benim de alacağım vardı aynı kişiden. Senin 3000 lira alacağım var. Evet. Tamam. Öteki... Benim de alacağım var. Ötekinin 1,5 trilyon alacağı evet, vardı onun, diyorsun. Onun da yani. Ha, o bir lira alsa var. Sana da 3000 lirasını versin yok, o zaman. Yok. O arıyordu. Ben de o Sedat benim 7-8 yıllık bir arkadaşım olduğu için nerede kaldığını ben biliyordum. Sedat'ın. Sedat beni de çok oyaladı. Hani benim cebimde 5 kuruş para yokken beni parmağında böyle oynattıydı. Sen şimdi 3000 liranı almaya mı gittin 1,5 milyonu mu almaya gittin? Ben 3000 liramı almaya gittim. Ha, 1,5 milyonu? Barış kendisi şey edecekti, alacaktı. Ben 3000 liramı isteyecektim. Barış kendi parasını isteyecekti. Şimdi bak sen o bana şekilde. Bunları anlattın ya çok hoşuma gitti. İşte sen şimdi bunları anlattığın gibi işte bu evden atlama olayını da aynen böyle anlatıyorsun. Evi de mühürlenmiş Müge Hanım. Mesela evi... Benim evim mühürlenmedi abla. Hem madde hem hırsızlık yüzünden mühürlendi. Yok benim evim... Hem madde hem hırsızlık yüzünden. Ev arkadaşımın aranması varmış. Adliye para cezası varmış. O gün evde ben de vardım. O gün evde İbrahim de vardı. Polis evet. Evde arama yapıyor. Onun yüzünden ev mi mühürlenir? Narkotik arama yapıyor. Benim evim mühürlenmedi. Kesinlikle İbrahim de biliyor mühürlenmediğini. Mühürlenmedi ama o gün atıldı halden yani. Hani mühürlenmedi. Ben o evi kendi rızamla ev sahibime ben kendim teslim ettim. Boşalttım evimin eşyalarını falan. Evimi ben kendim verdim. Yani benim evim yani kesinlikle ev sahibi kovdu bizi. Açıkçası ev sahibi kovdu direkt. Yani ev sahibi... Ev sahibi kovdu. Hani ev sahibine ben kendim orayı verdim ve aradan yani bastaldım. Bir tane iki ay sonra üsttekini mi alıyorum? İki ay sonra ben yukarıya. Evimi boşalttım. Benim evim ödüyor muydun şekilde. Kiralarını? Evet diyor. Ödüyordum çatır çatır evimin kiralarını niye ödüyordum. Niye o zaman ev sahibi attı? Ben kendim boşalttım evimi. Attı diyor. Yok, ev sahibi geldi eve. Ben evimi kendim sen boşalttım. Musun? Anlat bakayım. Ev sahibi eve geldi abla. O olaydan sonra narkotik camları falan kırınca ev sahibini aramışlar. O da geldi zaten çok kişi kalıyorsunuz burada dedi çıkın dedi. Kim camı kırmış? Narkotikler geldi kapıyı açılmadı. Ben evde yoktum ben. Yani narkotikler falan geldiğinde ben yokudum. Senin eve narkotik baskını evet. Basmış evet. Cüneyt'in evindeydi. Ben de Cüneyt'in evine götürdüm narkotikleri oradan çıkardık. Cüneyt'in evindeydi. Ne? Cüneyt'in evindeydi evde yoktu. Ama? Ben evde kalıyordum ya Gökhan'ın evinde. Siz Gökhan'la aynı evde mi kalıyorsunuz? İşte bunun evi bizi kovduktan sonra biz Cüneyt'in evine geçtik. Ha. Aynen. Şimdi daha çok taşlar hani, yerine ev basıldığında Gökhan Cüneyt'in evindeydi. Evde yoktu. Kendi evinde ben yoktu. Ben kendi evim basıldığında ben Cüneyt'in evindeydim o esnada. Başında hiç Cüneyt'le alakan yoktu da senin ayakkabını almaya gitmiştin ya. Yok ben başta da söyledim. Ben Cüneyt'in evine 10-15 sefer gittim diye.
Sen de arkadaşım Cüneyt'in evinde kaldı. O çocuğun bakımını ben sağladım dedim abla. Evini yani narkotik basmış, baya gidip Cüneyt'in evinde kalmışsın sen. Ben Cüneyt'in evinde kalmıyordum. Fatih diye bir arkadaşımın evinde kalıyordum. Ve buna da yani şahitlerim de vardı. O gün de gayet güzel organize etmişsiniz. Ve benim kardeşimi devrim aracılığıyla evden çıkarttınız. Merve'nin olayı oldu. Onu oraya getirttirdiniz, ne yaptınız? Yani o 19 Ekim günü ben gene Fatih'in evinde kalıyordum. Cüneyt'in evinde kalmıyordum. Tamam, sen şimdi bu çek senet olayını anlattın ya. Çek senet olayını nasıl anlattınsa. Çek senet olayı değil abla. Bu olayı da öyle anlattığın konusunda herkesin kafasında bir fikir oluşmuştur. Ne güzel gidiyorsunuz. 3000 lira borcum var, kapıyı çalıyorsun. Arkadaşım bana 3000 lira borcumu geri ver demeye mi? Bir de 3000 liranın yanında işte 1,5 milyon da ver diyorsunuz. Hani evde para mı basacak adam? O insanın alacağıydı. Benim alacağım ayrıydı. Onun alacağı ayrıydı. Nasıl bir araya geldiniz o zaman? Sedat'ın Barış'ı aramasının şeyiyle, hani ben Barış'ın yanına gitmiştim galeriye, Sedat'tan haber var mı diye, yok dedi. O şekilde biz Barış abiyle beraber, bu hayatımda tanıdığım en mükemmel insanlardan birisi ve bu dosyadan da her ikimiz de beraat ettik. Kaça kadar okudun? Ben ilk öğretim mezunuyum. Çok üzülüyorum biliyor musun mesela, şimdi bu çocuk işte ilkokulda keşfedilecek mesela, roman yazarı olacak. Mesela yazacak, bak çok güzel yazıyor aslında hikaye. Mesela bu mesela hikaye yazacakmış. Yazık işte, keşfedilemediği için böyle hikaye yazıyor. Dalga geçmiyorum ama çok samimi söylüyorum. O kadar güzel anlatıyorsun ki. Şimdi bir olan var. Mesela 40 yıl düşünsen böyle anlatmak hiç aklıma gelmezdi. Bu böyle güzel bir roman yeteneği, bir hikaye yazma yeteneği. Yazık işte, biz bu çocukları kaybediyoruz. Başka yerlere gidiyor. Gülmeyin, dalga geçmek için söylemiyorum. Doğru söylüyorum. Çocuk çok güzel hikaye yazıyor. İşte herkes bunu böyle anlatamaz yani. Çocuk oraya çek senet tahsilatına gidiyor. Çek senet tahsilatı değil abla. Ona 3 bin. Alacak. Sana ne diye borcu vardı? Elden para vermiştim. Niye? Cep telefonu alacağım dedi. İstanbul'dan getireceğim. Dükkana şey koyacağım dedi. 3 bin liraya kaç tane cep telefonu alacak? Kendi elinde de çeki falan varmış. Onları kırdıracağım dedi. Ya cep telefonu İstanbul'dan getirmek için 3 bin lira mı? Yani kendi param da var dedi. Telefonu 3 bin lira açığım var demişti. Ben 3 bin lira açığım var. Üçü de uydurdun. Demin 3-5 dedi. 3 bin lira biz dedim. Biz 3 deyince 3'ün üzerinde durdun. Yok ben zaten şeylerde de ifadelerimde gerek karakolda verdiğim de her şey orada da 3 bin lira diye ya de yazılı bu. Hocam. İfadelerde yalan makinesine bağlanmıyor ya kişiler. Hocam ben yalan konuşmuyorum. Aklına geleni söylüyorum. Ben yalan konuşmuyorum. Ya sen 3 bin lira için gidip de böyle taciz, tecavüz, çek, senet, tahsilat bu davalara mı gireceksin ya 3 bin lira için? Yok abla. 3 bin liraya hangi cep telefonunu alacak? Biz gerçekten hani orada itiş kalkış olmuştu. Yani bundan 1,5 sene önce olan bir olayı ben bahsediyorum. Hani itiş kalkış kıza olmuştu. Kıza ne yaptınız? Yani? Hiçbir şey yapmadık biz kıza. Kıza hiçbir şey yapmadık. 3 gün sonra bizi Yeni Kapı Karakolu aldı. Biz darptan ifade vereceğiz diye gittik. Adamlar gasp etti demiş. Cep telefonumuzu çaldı demiş. Kız arkadaşımı taciz etti. Beni darp etti demişler. Eyvallah darp. Eyvallah diyorum. Allah'ın bildiğini kuldan saklamam. Ama bunların hepsine de evin sahibi şahit demiş. Evin sahibini isterseniz getirtirelim, burada konuşturalım. Peki o kız yaşıyor mu şu anda? Bir ay önce mahkememiz vardı. Bu olayda işte kadına gücü yetiyor. Bizim olduğumuz olayda da Cüneyt'i korkuyor. Cüneyt'e gücü siz yetmiyor. Siz Merve'yi sahipsiz ama kadına zannettiniz yetiyor. Ama Merve sahipsiz gücü yetiyor değil. Sahipsiz zannettiniz, ne yaptıysanız şöyle yaptınız söyleyeyim. Merve'yi. Ben siz Merve ile ATM'ye diye Cüneyt'in evinden çıkmıştık. Ben çıkıyordum. Gökhan dedi beraber dedi ATM'ye gidelim mi dedi. Gidelim dedim. Ben Merve'ye dedim ki hani Merve dedim necesin buraya dedim gelip gidiyorsun dedim. 3-5 seferdir dedim seni gördüm dedim. Ben dedi hemşireyim dedi Merve. Dedim buralarda ne işin var? Benim dedi babam da mühendis dedi. Hani dedi, doğaçlama takılıyorum ben burada dedi. Yani dedi ben madde bağımlısı falan dedi değilim dedi. Ya sen Cüneyt'i bile tanımayan bir insansın. Bu arada Merve de hemşireyi nereden tanıyorsun sen yani? Bana dediği oydu. Böyle bir eğitimi de yok yani. Hani hemşireyim dedi. Hemşire acil de tıp teknisyeniymiş. Yani.
Ama bana hemşireyim demişti. Ya sen diyorsun ki bak kendi tabirinde Cüneyt'i bile düzgün tanımıyorum, evet. Evine gidip gelmiyorum. Sen o kızı nereden tanıyorsun, görüyorsun, her şeyini biliyorsun. Sen Merve'nin her şeyini nereden biliyorsun? Merve'den bildiğim sadece bu, bir de masaj salonlarında değil, çalıştığını işte, söylemişlerdi bana. Hani evinde falan kalmıyormuşsun ya. Yazık ya, bu kızları nasıl düşürüyorlar işte, böyle uyuşturucuya evet. alıştırıp alkol alıştırıp. Devrim alıştırmış abla Merve'yi de. Yani. Devrim alıştırmış Merve'yi de. E peki deminki Şeyda da senin sevgilin olduğunu söylüyordu. Yok, benim sevgilim değil Merve. Benim yani öyle bir sevgilim olamaz yani. Niye olamıyor? Sen nesin? Narkotikler basıyor camlar. Yok benim yani Merve gibi yani benim sevgilim olamaz yani. Sana da kim gelecek oğlum? Peri Padişah'ın kızı Merve gelecek hali. Merve gibi derken? Yani olamaz zaten, benim yani. Meyve gibi biri zaten aynen dediğin gibi öyle bir şey olamaz. Ona hiç kimse zapt edemezdi ki o anda. Neden ne Merve gibi olamaz? Kızın çıkmamış o gün bir saniye, yani. Neden ne Merve gibi artık? Olamaz? Merve'nin ne şeyi vardı, sıkıntısı sana göre? Bilim olamaz. Peki. Kusura bakmayın yatakta, da sen de çok düzgün biri değilsin yani, kusura bakma da. Madde satmak için. Peki yatakta gördüğünde, çarşafı çektiğinde... Bunun madde kullandığında biliyorsun Merve'nin. Sadece ağlarken, için için ağlarken, senin deyimini kullanıyorum. Evet. Hani yardım et diye bir ağlamak başkadır. İçin için ağlarken ve titrerken gördüğünde maddenin etkisiyle olmadığını düşünüp tecavüze uğradığı fikrine nereden kapıldı? Yani o arada şöyle söyleyeyim, Merve o eve... Hani tecavüze çocuğu... uğramış olabilir, tamam, onu bir kenarda tamam tutuyorum ama sadece bunu görüp... Tamam. Tamam. Bu fikre nereden kapıldı? Ama Merve'nin o eve gelmesi, çocuğum merdivenden düştü, ağlayarak girdi, hastaneye gideceğiz. O ailesine ulaşmak için bir bahane. Ya o kız o eve niye gelsin? Sokaktan çevirir bir sürü arar ya. Zaten devrimi de aramış. Devrimi de aramış gideceğiz bu arada dedi. Değil mi? O şekilde aramış. Ben zaten... Bayağı siz devrimi mayırımı falan hep ayarlamışsınız, o ortamı çoktan kurmuşsunuz. Ya ben o kız o evde şapmanlarıyla çıkartıp artık ben devrimi kafasını hiç tanımam. Attırmışsınız. Bir şekilde görmem. O eve Cüneyt'in yanına geçip Merve'nin sevgilisi devrim varmış, ben bilmem, tanımam devrimi falan. Bilmem Merve'yi yani. Merve'yi tanı, devrimi nereden tanımıyorsun? Tanımıyorum. Cüneyt'in evinde kalıyorsun ve devrimi tanımıyorum. Devrimi görmedim. Diyormuş oraya. Görmedim ben. Yazık ki o kız o gün oraya bir şey için getirilmiş. Evet. Hanım, ama aynen. İşler yolunda gitmemiş. O da onu yoksa hissetmiş. Onun için o da altın yumurtlayan tavuk aslında. O da onu hissetmiş. Muhtemelen ama intikam amaçlı getirildi o kız o gün. Ama İki sebep kaldım. Var ya aşırı dozdan. Başına bir iş geldi o kızın. Bilmiyorum. Ya da o gün intikam amaçlı o kız oraya getirildi. Hanımefendi günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza, buyurun. Hoş bulduk. Ben Antalya'dan arıyorum. Hı hı. Gökhan'ı çok iyi tanıyorum. Yalnız bunlar daha önce bir başka binada kalıyorlardı. Bunların evinde çok büyük sesler geldi. Camlar falan kırıldı. O günler Kutup bastı, Yunus polisler bastı. Gökhan evde yoktu. Baki diye arkadaşı vardı. Baki arkadaşını aldılar. Sonra tekrar geriye bıraktılar emniyet. Yalnız bunların kaldığı eve bunlar çok kız getiriyordu böyle yaşık. Bir gece kızın birini getiriyorlar, sabaha kadar kız dayak yiyor, kavga ediyorlar, birbirlerine giriyorlar, kızı sokağa atıyorlar. Hepsinin kafası güzel yani. Ben Gökhan'ın suçsuz olduğuna inanmıyorum. Ne diyorsun? Demek ki senin bu basılan narkotiğin bastığı evdeki komşulardan biri, o mahalledeki komşulardan biri. Sağ ol canım, teşekkür ederim. Oldu mu böyle bir şey? Attınız mı kızı sokağa falan? Yok, devir? Öyle benim evimde herhangi bir şey gelişmedi yani. Bir olay olmadı kesinlikle. Bakki diye bir arkadaşın var mı? Var. Beraber hanımefendinin bahsettiği gibi... Benim İkramında başıma... bulunuyor musun gelen kızlara? Hocam... Satıyorsun ben... demedim hocam, bak. İkramında bulunuyor musun? Hocam şöyle söyleyeyim. Ama ikram da suç, onu da söyleyelim. Hocam biraz, ben evet. Zaten uyuşturucu kullanan bir insan değilim. Ben evime bu Bakki'yi aldıktan sonra benim başıma bu olaylar geldi. Allah'ım ya. Benim başıma bu olaylar Baki'yi aldıktan yani, sonra bu geleni gideni... bahsettiği gibi Baki ile küçük yaştaki genç kızları toplayıp onlara uyuşturucu şöyle söyleyeyim. İçiliyor muydunuz? Ha, tamam, benim aklıma çok güzel bir şey geldi. Olay geldi. He. Yaşları kaç bilmiyorum ama 18'inin aşağısındaydı. Ben İbrahim'e de kızdım, bu kızları benim evime neden getirdin diye. He. İki kişi almış gelmiş benim evime. Ben evime geldiğimde ben evime giremiyordum.
ben evime giremiyordum. Baktım, kendi evine giremiyordum. Evet, ben kendi evime giremiyordum. Niye? Hocam. Giremiyordum. Niye, niye? Müptezellerden başımı alamıyordum abla. Alma evine. Benim çağır evine polisi, alma evine, ver polisi. Ha. Ben adamları ben evimden çıkartamıyorum hocam. Ne yapıyorlar önce? Hı? Adamlar uyuşturucu kullanıyor. Tamam da senin evine nasıl girerler sen şimdi? Benim ev arkadaşım, ev arkadaşımın yani... Yani birisi hani ev... alıp getiriyor senin güvenliğin. Tamam, kızlar da var mıydı? Allah Allah. İbrahim getirmiş iki tane yaş reşit olmayan kız. Ben ikisini de evden gördüğüm dakika Allah gönderdim. Konuşabilir miyim? Hani yaşı reşit olmayan kızlar dediğin Suat'ta kalıyorlardı. Hani onlar bağlanabilir. Beni tanıyorlar şu anda. Hani... Suat'ta kalıyorlardı. Ben başlarına bir iş gelmesin diye. Evi ben... Başlarına bir iş zaten gelmesin diye ayrıldı da kapılarını kilitledim. Anahtarı da kendilerine verdim. Sen? Aynen. Konuşabilirler, bağlanabilirler. Hani beni buradan duyuyorlar. Peki Gökhan'ın tavrı nasıldı? Gökhan eve gelmiyordu ki. Evle alakası yok. Uyuşturucu aldığı için hani... Kan testi idrar testinde çıkan zaten abla. Almıyorum diyordu az önce. Yalan. Kan testine falan beni kan testine sokabilirsiniz. Ayrıntılı testi çıkan madde. Yani o zaman sana şöyle söyleyeyim. O zaman... Sen bütün bunlardan korkacak birisi değilsin ki. Evet. Şimdi ben korkarım böyle bir şeyle karşılaşsan. Allah karşılaştırmasın. Ama sen niye korkasın ki böyle bir şeyden? Yani sen ben... hiçbir şey görmediğini söylüyorsun. Orada bir tane kız var. Şevki Hoca'nın dediği gibi benim sevgilim olamaz. Şöyle şöyle davranıyor diyorsun ki ben hiçbirini de kabul etmiyorum. Onu söyleyeyim yani. Birinin arkasından konuşması çok kolay. Ama ne yazık ki insanları böyle tuzağa düşürüyorlar. Ve o bağımlılık nasıl bir şeyse Allah'ın düşmanıma vermesin. Abi. O zaman hiç gözü bir şey görmüyor. O bir kere alışmaya gör. Yani çocuk çoluğa çocuğa da buradan söylüyorum. Allah korusun. Sonra işte düşüyorsunuz bu adamların eline. İstiyorsanız için deneyin. Yani akıl akıl gel tepeme takıl çünkü yapacak bir şey yok. Ama işte görün hayatı. Sen bu kadar evinde o gelecek, bu gelecek, narkotik baskını olacak, adamlara taciz, tecavüz, çek senet bilmem ne davaların olacak. Sen yukarı kata çıkacaksın, Cüneyt'in üzerinde kırmızı bornoz, kız da öyle duruyor, kız da böyle için için ağlıyor, evet. Sen de kendini üçüncü kattan aşağı atacaksın. Evet. Herhalde kendinizi uzakta böyle Einstein falan gibi görüyorsunuz, diyorsunuz ki karşımdakiler de salak. Ben anlatayım, bunlar da inansın. Öyle bir hayat yok çocuğum. Sen bilirsin. Duygu Gündoğan, Bursa'dan izleyicimiz arıyor. Duygu Hanım, günaydın. Alo. Buyurun efendim. Merhaba, bu Gökhan denen şahısı ben Avcılar Esenyurt'ta oturduğum zamanlarda benim eşime... ...atmaya başladılar kendisine. Ankara'ya aldı götürdü seni çalıştıracağım yalanıyla kendisini orada kadın kızlarla birlikte kadınlar... ...benim evime geldi senin eşinin kumar borcunu senden tahsil edeceğim diye benim kapıma dayandı bu ahlaksız. Kimse abla benim karşıma... Benim yuvamı yıktın. Sen benim yuvamı yıktın. Kim bu? İşte söylüyorum Duygu Gündoğan diye ismini de veriyor. Gizlememiş. Yani tanımıyorum ben böyle bir şahıs. Sen o kadar insanın yuvasını yıktın. Bir adamsın. Duydu, ben tanımıyorum böyle bir insanı. Sen beni tanımazsın. Tanımamazlıktan da geliyorsun. Eşi kimmiş onu söylemiş. Benim çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Eşi kimmiş onu söylesin. Sen orada kadın kızını kandırıp kendi tuzağına düşürtüp evlere gidip bir de çek senet işlerini tahsilatlarını yapıyorsun. Milletin kadının kızının Sedat'ın eşi misin? Telefoncu Sedat'ın eşi misin siz? Telefoncu Sedat'ın eşi misiniz? Hayır değilim. O zaman ben sizi tanımıyorum. Sen beni tanımazsın, tanımamazlıktan geliyorsun. Sen bir sürü kadın kızı kendi tuzağına düşürtüp onlara iş vaat edip... O zaman eşinizin ismini verir misiniz bana? Eşinizin ismini söyler misiniz bana? Hasan Hulusi. Hasan Hulusi, tanımıyorum. Ankara iş bahanesine götürdüm, çalıştırdın kişi. Tanımıyorum, kesinlikle. Edeceğim deyip benim kapıma dayandın ya. Yok ben öyle birisini tanımıyorum. Tanımıyorsun ya. Bu kadın niye bu kadar sinirli? O kadını sen öldürdün. Bir sürü kızı orada cesetleri siz gidip nereye saklıyorsunuz onları anlat oraya. Ben anlat bu kişiden de şikayetçiyim. İsmi neyse ben bu insandan da şikayetçiyim. Kimse, 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 kimse ben bu kişiden şikayetçiyim. Müge ablan. Polis merkezi kapılarını ben yaptım. Abla kimse... Bu kişi, sizin şikayetiniz kimse, var mı beyefendi? Kimse ben bu... Zaten Avcılar polis karakolunda, Esenyurt polis karakolunda. Bu, o kızı da bu öldürmüştür.
Araştıralım. Belki bu isimden mi var? Araştıralım bu abla. Bu isimden mi var? Araştıralım abla. Bir dakika. Bu Abla araştıralım. Sen araştıralım. Hiç geldin mi bu avcılara, Esenyurt'a falan? Geldik de bizim kutma dayandı. Kesinlikle abla. Araştırabilirsiniz. Ne zaman olmuş abla? Abla ne zaman olmuş? Ne zaman olay oldu bu olay? Olay ne zaman olmuş? 2019'da. Ben... Kesinlikle. Niye, sen cezaevi mi? Kesinlikle. Askerdeydim 2019'da. Yok, estağfurullah. Yok. Silah tuttu, camımı patlattı. Yok abla, kesinlikle. O ben ama ben nasıl askerde oluyor? Yok estağfurullah. 2009 zannettim. 2019'da kesinlikle. Kaçıncı aydaymış abla, onu söyleyelim. Onu, alırız. Bunlar büyük bir çete. Şunu bunun dibini böyle araştırırsanız bunlar aynı o Aleyna, Aleyna gibi, bunlar büyük bir çete. Araştıralım ben bu peki, kişiden... Peki sizin eşiniz nerede şu anda? Ben boşandım. İnsanların yollarını yıktılar. Yazık, yazık, yazık. Halamın da bıyığı olaydı dayım olurdu. Senin kadar suçunu görmedim. Zorla senet çekimi dağıtıp kapılarını ayıp bir de gidip karalarından tasirat etmeye çalışıyorlar. Bunlar böyle ahlaksız bir adamlar. Hanımefendi, karakolda görüşürüz. Emniyette, mahkemede siz de görüşürüz. İftiradan ve Türkiye şahit. Ben sizin gibi bir insanı tanımıyorum. Ben sizin gibi bir insanı tanımıyorum. Kocanızı tanımıyorum. Ben tanımıyorum. Ben tanımıyorum. 2019'da da kesinlikle İstanbul'a hiç gelmedim. O zaman ben kendim ben çalışıyordum. Tabii bunlar Duygu Hanım'ın iddiasıdır. Elinizde aynen böyle bir başvuru varsa onu da iletirseniz. Varmış. Benim ismim burada yakalanında da yazıyor, Gökhan Hamurcu. Emniyette de görüşürüz. Eğer böyle bir iddianız varsa. Anlıyoruz ne hayatım. Ne demek mı? Anlıyoruz, hepimiz anlıyoruz. Emin misiniz hanımefendi benim olduğuma? Bak çok emin konuşuyorsunuz. Senin gibi ahlaksız bir adam zaten benim karşımda muhatabım değil. Sizin gibi bir insan da benim muhatabım değil. Tamam o zaman. Sen bir sürü kadınları böyle kandırıp muhatap haline alıyorsun ya. O kral da senin çocuğun. Hanımefendi işinize gücünüze bakın. Kendinize yani şey aramayın. Benim ne sizin kocanızı tanıyorum ne sizi tanıyorum. Siz ruh hasta mısınız ya? Bu ruh hastası galiba Müge abla ya. Yok mu böyle bir şey? Yok abla, ki ruh hastası bu. Kesinlikle ruh hastası ya. Kesinlikle böyle bir şey yok ya. Ben ne bunun Hulusi, ne bileyim Mehmet, Ahmet Hulusi mi kimmiş ya? Ben bunun evine silahından falan gitmişim. Bir işine gücüne baksana ya. Sen halüsinasyon mu görüyorsun ya? Manyak mıdır, deli midir ya? Bir şey yoksa niye bağlansın ya buraya? Niye kendini yıksın? Allah Allah. Hanımefendi? Araştırsınlar. Bir siz düzgünsünüz zaten. Bir siz düzgünsünüz. Karşındaki herkes yalan konuşuyor. Bir tane doğrucusun. Vallahi ben hanımefendi emin olun onda söylüyor, sonra benim karşıma çıkın. Doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor bilmem ama. Avcılar eğer yanlış söylüyorsa diyor ya, dahi. Abla avcılar emniyeti diyor ya. İsmim hı geçiyor mu geçmiyor mu araştırılsın. Ben bu onda sonra ben bu hanımefendiden şikayetçiyim. Ben de senden şikayetçiyim. Ya gidin birbirinize edin şikayet. Allah Allah. Ben hanımefendi doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor bilemem ama eğer doğru değilse bile bütün anlattıkları. Bak nasıl oluyormuş. Değil mi? Demek ki karşı taraflara böyle yapılmaması gerekiyormuş. Nasıl oluyormuş? İşte böyle insana sen niye üçüncü kattan atlıyorsun dediğinde böyle hikayeler dinleyince karşı taraflar ne düşünüyormuş? Değil mi? Yani ama benim yani Merve Nur'dan kesinlikle bir bağlantım yok. Zaten hanımefendi diyor ki ben onun hakkında şikayetçi olmuştum. Dolayısıyla sen hangi emniyette, nerede bu iddialarla ilgili nasıl bir ifade verdiğini hatırlaman lazım. Eğer şikayetçi sen gidersin aynı emniyete. Orada hüviyeti belli. Şikayetinde bulunursun. Elindeki doneleri ortaya koyarsın. Bakalım kim haklı kim haksız. Adalet. Tanımıyorum ki ben böyle bir insanı tanımıyorum. He? Ben böyle bir insanı tanımıyorum. Böyle bir insanın kocasını tanımıyorum. Ben İstanbul avcılara, ben İstanbul'a en son 2010'da gelmiştim. Bir de şimdi geldim. Cüneyt'i de tam olarak tanımadığını söylemiştin ama evinde kalıyormuşsun. Cüneyt'i de tanımıyorum işte öyle. Evinde kalıyormuşsun. Tamam, madem tanımadığın bir insanın evinde evet nasıl madem kalıyorsun? Madem tanımıyor abla, biz başvurana kadar neden emniyete gitmedin? Cüneyt'ten bu kadar mı korkuyorsun yani? Yani polisten de mi korkuyor, şey yapıyorsun? Cüneyt'i polise anlatacak kadar korkuyor musun?
Ben Cüneyt'ten... Ben emniyete gittim ya. Merve Nur'un evet. annesiyle ben gittim. Evet. Bak görmediğim halde ben gittim. Gördüğün halde sen niye gitmedin? Yani bu kadar korkmayın ya. O da Allah'ın evet, yarattığı doğru bir söylüyor. Kul. Niye gitmedin? O da Allah'ın yarattığı bir kul. Niye gitmedin? Abla ben... Demek ki başka bir şeyler gördük. Ben başka bir şeyler Allah. Görmedim. Benim gördüklerim ya bunlar yani. Ben yani Cüneyt'e Merve'yi öldürdü diyemem. Diyemem çünkü abla ben yani orada Merve'nin ne ölüsü yani ölüsünü falan görmedim. Hani şiddet de görmedim. Darp da görmedim. Hı. Yani ben sadece o şekilde gördüm. Benim devam eden bir mahkemem vardı. Teker rüya uğrar diye ben panikledim. Bir de Cüneyt yüksek sesle yani bağırınca. Yani sen gideceksin. 3000 lira borcun için bu kadar mahkemeleri polisi göze alıp bir adamın kapısına dayanacaksın. Gidip Cüneyt'e aç kapıyı ben çıkıyorum diyemeyeceksin. Öyle mi? Yani ve senin anda... bize anlattığın bu yani. Evet abla. Peki. Süremizin sonuna geldik. Reklamlara girelim. Onları yarın söylesem olur değil mi? Reklamlardan sonra Pati Buldular hemen ardından Deniz Süre öğle haberleriyle karşımızda olacak. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın. Oublier tout peut s'oublier.